Değerli izleyicilerimiz, Bir Gündeme Dair'den iyi geceler diliyoruz. Efendim, yine Gündeme Dair'de olağanüstü bir konuğumuz var ve yine olağanüstü şeyler konuşacağız. Değerli izleyicilerimiz, gündemimiz yoğun. Gündeme Dair bunların içerisinde nasıl bir seçim yapacağını zaman içerisinde tabii ki inanın artık biz de bilmiyoruz ve bunları da sürekli tekrarlamaktan biz bakıp usandık ama gündem yaratılmaya devam ediliyor. Sizlerle de paylaşmak zorundayız. Çok değerli bir yazarımız var stüdyomuzda. Bizleri izleyenlerin ve okuyanların, düşünen insanların yakinen tanıdığı bir isim. Sayın Mustafa Yıldırım bizlerle birlikte değerli izleyicilerimiz. Ancak biz istedik ki bugüne kadar Mustafa Yıldırım bizim aracılığımızda, bizim programımız aracılığıyla Türk kamuoyuyla neler paylaşmış? Bakın son programdan çarpıcı sözler ekranlarınızda. Sanki bir devletinden para alarak içeride siyasi oyun oynamak suçtur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta olmak üzere 91 ülkede bu suç olmaktan çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının üstünde bir yasa var mı? Yok. Anayasanızın baştaki bir maddesi var. Türkiye'nin bağımsızlığı, egemenliği, onuru, şerefi, toprak bütünlüğü bu hepsinin üstündedir. Meclisten yasa çıkarak kendinizi aklayamazsınız. Türkiye'de demokratikleşme diyerek, Avrupa Birliği'nin filanca kriterlerine uyum diyerek, Türkiye'de insan hakları diyerek, Türkiye'de din hürriyeti diyerek yapılan bütün çalışmalarda TESEV vardır. O ülkelerde, sadece Türkiye değil, 90 küsur ülkede, koloni yapılacak bu ülkelerde ordular siyaset üzerinde egemen olmasın. Ve o ülkelerde azınlıklara haklar verilmesi, o ülkelerin bir tür federasyon olması gibi ilkeler bu demokrasi, ihraç, plan ve programında gizli falan değil, açık olarak vardır. TESEV'in hazırlattığı ordu raporu bu plana uygundur. Bakınız ne diyor Nedim raporunda. Otoritenin, yani devlet yönetiminin, merkezi rejimlerden alınmasını ve yeni seçilmiş bölgesel ve yerel yönetimlere verilmesini teşvik etmektedir. Peki demokrasi işte böyle olmaz. Ben ilk olarak diyorum ki bu merkezden alınsın yönetim, bölgelere verilsin, yerel yönetimler teşvik edilsin. Yerel yönetimi siz belediye diye anlıyorsunuz. Ben de diyorum ki ben öyle anlamıyorum. Çünkü İngilizcesinde bunun yerel yönetim belediye der, municipality yazmıyor. Local government diyor, yerel hükümet diyor. Ve de, demek ki Amerikan demokrasi planına uygundur TESEV'in raporu. Bunu bilerek ve isteyerek söylüyorum. Hem Avrupa Birliği'ne girelim, illaki destekliyoruz deyip, hem de Amerika Birleşik Devletleri bizim geleceğe uzanan dönemlerde stratejik ortağımızdır, müttefikimizdir. Biz onunla birlikte her şeyi yaparız deyip sonra da TESEV'i suçlayamazsınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerli bir vakıf da dahil ederek, bir partiye sempati besleyen Demokrasi Vakfı'nda ortaklaşa gittiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim milletvekillerimizle birlikte bu dernek, Amerika'daki bir dernek, Demokrasi Komitesi kurdular. Avrasya Vakfı, bu çok ilginç bir isimdir, Washington'da kuruldu. Avrupa Birliği'ne ortak ettiler. Kitapta var, kişilerin adları var. Onlar gelip onun üstünden bu Kafkasya'ya ve Asya'ya yöneldiler. Efendim, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki anlaşmazlık, Karabağ anlaşmazlığını barış içine çözeceğiz diye medya hareketi başlattılar. Paraları verdiler. Güya gazetecileri götürdüler, Tiflis'te topladılar. Güya gittiler, Erivan'da topladılar, Yerevan'da. Güya Bakü'de. Böyle akıl almaz bir şey. Ve bunun sonunda ne oldu biliyor musunuz? Azerbaycan'da sonuç olarak bir medya türedi, aydınlar grubu. Evet. Ermenistan'la niye kavga ediyoruz? Uzlaşma içinde halledebiliriz falan demeye başladı. Papazlar geliyor Atina civarından. Çeşitli yerlerde, Ege'de ayinler yapmaya başlıyorlar. Bir çadır kuruluyor. Kilise bile yok, bir kalıntı bile yok. Düz bir yerde. Orada ayin yapılıyor. Hoşgörüyle bakıyoruz. Bakabiliriz. Biz Türkler böyle bakabiliriz. Gerçekten bakabiliriz. Ama yalnız bununla kalmıyor ki. Atina devletinden gelen, turist olarak gelenler bu sefer diyorlar ki, efendim biz buralar turist olarak geliyoruz, bizim ibadet edeceğimiz yerimiz yok diyorlar.
bir de kilisemiz olsa. Bana gelen bütün haberlere göre durum şudur. Gıda şirketlerimizin hisseleri satılıyor. Yabancılar ama sadece ilginç yabancılar bunlar. Bunlar Girit'ten geliyorlar. Yani Atina devletinin sınırları içinden sermaye cebine koyan geliyor. Gıda şirketlerine ortak oluyor. İnsanlara geçim dünyasını ne yapmışsınız? Karartmışsınız. Karartınca da ne olur? İnsanlar geleceğini göremez olur. Siz devlet olarak onlara aydınlık bir gelecek sunuyor musunuz? Sunmuyorsunuz. Üstelik diyorsunuz ki serbest, sınır mınır tanımıyorum, sat satabildiğin kadar. Değerli izleyicilerimiz, tekrar iyi geceler diliyoruz. Kısa bir hatırlatma yaptık. Mustafa Yıldırım'ın daha önce programımızda hem bizlerle hem de sizlerle paylaşmış olduğu bilgilerden. Daha mı fazlası bu programda? Yaklaşık 2 saat sürecek olan canlı yayınımızda değerli konuğumuz, yazarımız Sayın Mustafa Yıldırım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Yıldırım. Savaşmadan yenilmek yok diye başlamak istiyorum. Ben buna cevap veriyorum. Bu konuda susma hakkımı kullanıyorum. Çünkü Türkiye'de konuşmak giderek zorlaşıyor. Her tür konuşmak her zorlaşıyor. Yerde. Her yerde konuşmak zorlaşıyor. Türkiye'de konuşabilmek için Amerikan sever olmak gerekiyor herhalde. İktidarı kim paylaşıyorsa onun ya ortağı ya destekçisi olmak gerekiyor. Türkiye'de eleştiri yapmak yasal bile olsa güçleşiyor. Devlet değişiyor. Türkiye'de daha çok yabancılar konuşuyor. Onların her türlü konuşma özgürlüğü var. Avrupa'dan geliyorlar, Amerika'dan geliyorlar, Türkiye'ye hakaret ediyorlar. Onlar sadece konuşmuyorlar. Sadece konuşmuyorlar, bilmiyorum. Aşağılıyorlar. Öyle mi yapıyorlar? Peki, ben sustum yine. Aşağılıyorlar. Aşağılıyorlar ama Nuriye Hanım, bizi izleyen yurttaşlar hiç kızmasınlar. Bu aşağılamaya karşı kimse ses çıkartmıyor. Tek tük sesler çıkartıyor. İşte birkaç yazar yazıyor. Yolda televizyon muhabirleri görüş istiyorlar, biraz öfkeleniyorlar, sonra unutuyorlar. Sonra yeni biri daha geliyor, bir kişi daha geliyor, o da aşağılıyor. Acaba neden? Bunu düşünmek gerekiyor. Yani bu kadar aşağılanmayı çok mu sevmeye başladı toplum? Olabilir mi? Bilmem ki. Kaç yıldır aşağılanıyor diye, yani işte biraz önce yayın yaptınız, ben unutmuşum o zaman söylediklerimi. Birçoğu hatırladım, biraz acı da çektim. İşte toprakları satıyorlar denmişiz. Sadece ben söylememişim ki. Binlerce sayfa yayın yapılmış, televizyon programı yapılmış. Mecliste söylenmiş, sonra önergeleri verilmiş. Evet. Onlar sivil toplum diyorlar. Ben dernekler, yurtsever dernekler diyeyim, nasıl derseniz milli dernekler diyeyim. O insanlar bu konuları irdelemişler. Ama satılan satılmış gidiyor. Her şey sürüyor. Şimdi siz bana diyorsunuz ki savaşmadan yenilmeyeceğiz. Ama yeniliyoruz. Yeniliyoruz. Hem de savaşmadan yeniliyoruz. Şimdi buna öfkelenip bana kızıp bazen ben böyle mesajlar veriyorum. Asla yenilmeyeceğiz. Sen nereden çıkardın? Biz işgal altında değiliz ki diyorlar yurttaşlar. Evet. Ayrı dünyalarda yaşıyoruz herhalde hayal gibi. Bizi aşağılıyorlar. Siz başka mı görüyorsunuz Sayın Yıldırım? Ben başka görüyorum bunu. Nasıl görüyorsunuz? Ben şöyle görüyorum. Bu ses çıkartmamak toplumun, devletin, devleti yönetenlerin bu işlere razı olmaları son 3-5 yılın işi değil. Son 50 yılın işi de değil. Bu bir asrı geçen, yani 100 yılı geçen, hatta 200 yılı bulan bir geçmişte saklı bir gerçektir. Nedir o gerçek? Gerçek şunu söylüyor. Bir iki örnek vereceğim size. Lütfen. Aşağı yukarı 200 küsur yıldır Anadolu'da bulunan Türkler, Türklerin devleti kim yönetiyorsa başları derde girdiğinde, ekonomik ya da siyasi olarak sıkıştıklarında ya da başka bir devletten korktuklarında, gelip bizi işgal eder diye korktuklarında hemen kendilerine bir yabancı devlet bulmuşlar, ondan yardım istemeye başlamışlar. Ben buna yabancı bir devletin kanatları, koltuğu altına girmeye çalışmışlar. Şimdi kahramanlık öykülerimizle, başarılarımızla bunları unutamayız. Bunu arka arkaya sıralayabiliriz. Bir tane örnek vermek istiyorum size. Ben tarihçi gibi davranmak istemiyorum. Çünkü tarihçiler var. Şimdi bizim İstiklal Savaşı'mızdaki hainleri bile kahraman çıkartan tarihçiler var. Evet, dikkat ediyorum. Ben tarihçi değilim. Ben bir mühendis olarak söylüyorum.
Mühendis hesap yapar. Ben de o hesabı görüyorum. Lübnan'da hatırlarsınız 58 gün konuşurken böyle bir şey geçmişti. Lübnan'da Dürzilerle Katolikler birbirleriyle çatışıp iç savaş çıkardıklarında devlet yine devlet. Oralarda Lübnan'da bir vilayet. Yani devletin bir vilayeti. Şam vilayeti. Beyrut vilayeti. Devlet bu iç savaşla başa çıkamayınca ne yapmış? Fransızlardan yardım istemiş Fransız devletinde. Fransa devleti asker göndermiş. O devletin yani Türk devletinin vilayetin içine girmiş, düzen sağlamış. Daha şeye, Şam'a kadar da gitmiş. Şimdi böyle olunca devlet devlet olabilir mi? Olmuyor tabii. Birinci Dünya Savaşı Almanlardan. Değil ondan mi? Önce bakın ne var? İyi ki bunu söylediniz. Yine tarihçilik yapmayacağız. Oraya da girmeyelim. İzleyenler de sıkılmasın. Hatta bundan üzülenler bence gidip maç seyretsin. Aklıma öyle geliyor şimdi. Çünkü çok üzülüyorlar. Ya da hep aynı şeyleri söylüyorsunuz ama çözüm nerede diyenler var yani. Bir de kızıyorlar içimizi kararttırın diye ama ben tekrarlayacağım. Çünkü gerçekten kaçamayız. Gerçeği bileceğiz. Üstesinden geliyorsak geleceğiz. Gelemiyorsak da teslim olacağız. Yani efendice teslim olacağız. Ya da adam gibi savaşacağız. Bu noktaya gelmek için örnek veriyorum. Balkan Savaşı günleri. Gerekçe ne olursa olsun küçük küçük devletler o zamanki devlete, Türk devletine baş kaldırmış. Kendi bağımsızlıklarını istiyorlar. Ve onları Avrupalılar kışkırtıyor, destek oluyor. Bunları ilkokulda tarih okuyan bütün yurttaşlar bilirler. Şimdi 1912 Sultanahmet mitingi. Ben böyle deyince herkes Kurtuluş Savaşı'ndan önceki mitingi hatırlıyor Sultanahmet'te. Yok, yani işgali protesto ediyor. Bu değil. Ondan yaklaşık 8 yıl önce. Orada miting yapmışlar. Bir yığın konuşmacı çıkmış. Heyecanlı heyecanlı. Sonra halkı, alanda toplananları galeyana getirmişler. Yürütmüşler. Sultanahmet'ten Taksim'e doğru yürüyorlar şimdi. İngiltere Büyükelçiliği'nin önüne geldiklerinde kalabalık durmuş. Konuşmacılardan birisi bir yere çıkmış elçiliğin önünde bakın ne demiş. Osmanlılar öteden beri büyük İngiliz milletine karşı samimi duygularla bağlıdır. Bunu bizim Türklerden biri mi söylüyor? Tabii miting yapan miting Türkler. Yapan Türkler. Milli bir miting yapıyorlar, geliyorlar İngiliz elçiliğinin önünde. Çıkıyor bir tanesi, haykırarak bunları söylüyor, konuşmaya başlıyor. Tekrarlayalım. Osmanlılar öteden beri büyük İngiliz milletine karşı samimi duygularla bağlıdır. Aynı zamanda büyük İngiltere devletinin Osmanlı hükümeti hakkında beslediği samimi duygulara sevinmektedirler. Bundan bahtiyar olmaktadırlar diyor. Eyvah eyvah. Elçiliğin bir memuru çıkıyor dışarıya. Kalabalık var orada. Memur şeye çıkıp şunu söylüyor. Büyükelçi, başkonsolosu ya da büyükelçi bildirdi ki bu coşkulu bağlılıktan dolayı size teşekkür etmemi istiyor diyor. Yani Türkler toplanmışlar İngiliz elçinin önünde. İngiltere'ye bağlılık bildirmişler. İngiliz elçisi de teşekkür ediyor. Siz şimdi bana kraliçeyi sormayın. Soracağım. Bakın çünkü ne kadar eski. 100 yıl öncesinden söz ediyorum. Şimdi bunu bu toplantı. Tam da bu noktada mi? Sayın Başbakan'ın Kayseri'den bir açıklaması oldu. Kraliçenin şöyle bir açıklama oldu. Kraliçe geldi. İşte kimse gitmedi. Niçin gitmedi kimse diye. Hatta nereye gitmemişler efendim? Kraliçenin onuruna verilen hem köşkte. Hem sonrasında kraliçenin kim doğum gününe verilen hem muhalefet hem de genelkurmay nezdinde bir katılım olmadı. Öyle dolayısıyla mi? Da Sayın Başbakan kendisi de gitmedi. Eşi de katılmadı son güne kadar. İki first day'di karşılaşmadı. Dolayısıyla da hatta muhalefet de bunu acaba kendilerini mi kastederek Sayın Başbakan bunu söyledi biz de gitmedik anlamında diye. Şöyle soracağım soruyu bu bağlamda. Ne oluyor Türkiye'de? Son dönemlerde işte kraliçe buradayken mesela Bush İsrail'deydi aynı dönemde. Kamuoyunun belki gözünden kaçtı ama kraliçe bizi ziyaret ederken İsrail'de başka önemli bir ziyaret gerçekleşiyordu. Bundan önce bugünlerde yine Avusturya Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi.
İşte biliyorsunuz bir sürü Arap dünyasından gelenler gidenler oldu. Sayın Yıldırım, ne oluyor veya siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu ziyaretleri? Mesela bana çok sayıda telefon geldi izleyicilerimden. Şöyle ki işte tabii onlar hemen şöyle bir şey hatırlamışlar. Kraliçenin savaş gemisi Boğaz'ın sularına girdiği zaman biz 1915'i sonrasını hatırladık diye. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bütün bu ziyaretler bağlamında baktığınızda? Türkiye'de olup biten. Ben bunu Türkiye'yi yönetenlerin başarısı olarak değerlendiriyorum. Büyük bir destek almış görünüyorlar. Büyük Britanya'nın Büyük kraliçesi ayağımıza da kadar gelmiş, şereflendirmiş, iltifatlar etmiş. Hatta başka bir şey daha söylemiş. Büyük başarıdır bu. Bakınız ne olmuş. Çok geçmişte diye, bundan 15-20 yıl, belki 30 yıl öncesine kadar, hatta 1980'lerde ise 20 yıl öncesi diyebiliriz, Avrupalı devletler ya da Amerikalı yöneticiler de, Avrupalı devletlerin temsilcileri, yöneticileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden söz ederken modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti derlerdi, Türkiye derlerdi. Türkiye'nin değerini böyle ölçerlerdi. Atatürk diye başlarlar. Modern Türkiye derlerdi. Yani çağdaş Türkiye. İlerlemiş Türkiye. Aydınlık Türkiye anlamında söylerlerdi. Büyük Britanya'nın Büyük Kraliçesi Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde, yani Mustafa Kemal'in Mütevazi Bağ Evi'nin de sonradan yapılan köşkte, evet. Mütevazi Bağ Evi, bunu anlıyorum. Yemekte, ayakta konuşurken, ben tümünü dinlemedim, bir şey dikkatimi çekti ama. Şöyle dedi Türkiye için. Hristiyanlıkla Müslümanlık arasında köprü dedi. Türkiye için. Başka bir şey tarif etti değil mi? Hı hı hı. Türkiye köprü oldu. Şimdi yurttaşlar Müslümanlığa, din işlerine takılmasınlar bu sözümden. Ama köprü dedi. Türkiye köprü oldu sonuçta. Şimdi kimse buna itiraz etmedi ikinci gün. Herkes gülümsedi. Kadehler kalktı. Yalan yanlış neyse yani. Bütün insanlar giyimle, kuşamla ilgilendiler. Evet. Şimdi demek ki Büyük Kraliçe... Ama şöyle dikkatimizden kaçmadı Sayın Yıldırım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, yani aslında Atatürk'ün giysisi olarak o frak, hani gelen bir gelenektir, bir ritüel olarak gördüğümüz zaman, bizim giydiremediğimiz elbiseyi kraliçe giydirdi vallahi Cumhurbaşkanı'na. Yani bu Türk kadınlarına da pek şey güven olmuyor. Ama şimdi biz giydiremedik o kadar. 29 Ekimlerde, 19 Mayıslarda, efendime söyleyeyim şeyde giydiremedik biz Atatürk'ün giysisi. Hani orada bir şey var. Ama vallahi kraliçe helal olsun. Şimdi ama kraliçenin sözüne uyuyor. Köprülüğe uyuyor. Yani o köprü diyorsa siz de işte Hristiyanlıkla Müslümanlık arasında neyse o köprü olarak tavır değiştirirsiniz. Giymediğinizi de giyersiniz. Tabii bir de şey var. Mesela dikkat etmişseniz konuşmalarda ya çeviri şey oluyor ya bilerek. Mesela yurt dışı yayınları izlediğinizdeki siz yakinen izliyorsunuz biliyorum. İzlemeye çalışıyoruz biz de. Direkt ılımlı İslam veya ılımlı İslam işte hükümeti ya da işte ılımlı İslam'ı temsil eden başbakan diye artık bunu çok net ve açık ifade ediyorlar, yazıyorlar. Ama bize hala efendim geçtik mi, geçeceğiz mi, ne oluyor, ne bitiyor diye işte kraliçenin konuşması tam da bu söylediğimi teyit ediyor o zaman. Evet, evet. Yani o köprüyü demek ki yani kurdular size, ve bu gösteriliyor bütün dünyaya. İşin ılımlısından pek anlamam da, yani 100 yıl önce ne demişlerse Türklere, şimdi de öyle diyorlar. Ona demek ki bir görev vermişler, fonksiyon vermişler. Ya da belki anlaşmaları öyle, biz bilemiyoruz. Çünkü Türkiye'de anlaşmaları halka bildirmemek gibi bir akıllılık var. Hep yöneticiler bildirmiyorlar. İşte dış yayınlardan öğreniyoruz. Yani işte arada bir gösteriyorlar, bir kağıt vizyon belgesi diyorlar. Herkes alkışlıyor ya da kızıyor, geçip gidiyor. Şimdi Büyük Britanya Devleti'nin hem tepesindeki insan gelip sizi şereflendirmiş mi? Şereflendirmiş.
siz Avrupalı olmalısınız demiş mi? Demiş. Demek ki daha önce söylediklerinin hepsi yalan. Modern Türkiye demeleri yalan. Hiç modern değilmiş. Evet. Cumhuriyet Devleti hiçbir zaman modern falan olmamış. Veyahut da Türkiye bu kadar... Tabii yani iltifat etmeye yalanmış demek ki. Kandırmışlar. Demek. Zaten hep böyle yaparlar. Yalan söylerler, kandırırlar. Şimdi gerçeği söylüyor. Siz köprü olun. Köprüden nereye gidilecek onu söyleyen yok. Asıl soru bu olmalıydı. Köprüden geçerken de nereye şey gidiyorlar köprüye değil mi? Köprüden. Sadece köprüyü geçmek değil, bir de bizde bir atasözü var hani köprüyü geçerken diye. Evet, ne denir ne denmez, ne ödenir, kim köprüden geçiyor? Sizi acaba bir köprüden aşırıp başka yere mi gönderiyorlar? Büyük kapalı konuşmayı bir yana bırakırsak bakın ben size döneyim. Buyurun. 1912'de o mitingde konuşanlar bakın, tarih tekerrür demeyin de şöyle deyin. Acaba biz hep eskiden de böyle miydik? Konuşanlardan ben işte mitingde konuşup yurttaşlar İngiliz elçiliğine doğru yürütenleri söylüyorum. Gümülcileni Cineli İsmail Bey. Kurtuluş Savaşı sırasında Bursa valisiydi. İngiliz ve Yunanlılarla işbirliği yaptı. Maşallah. Sonra Türkiye'den kaçtı. Gelmişler İngilizlere bağlılık yemin ettiriyorlar. Sonraki Rıza Nur. Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'da bakan idi. İzmir suikastinden hemen önce Avrupa'ya kaçtı. Atatürk'e ben burada sesli anamıyorum. Hakaretler şeydi. Yani sokak hakaretini aşar. Annesine umum kadını diye kitap yazdı. Bu kitabı da gitti İngiltere'nin müzesine, Kraliyet Müzesi'ne hediye etti. Bakın nereden nereye geliyoruz? Evet. 1912'deki mitingden. İzleyebilmişsinizdir siz aslında. Bunların şimdi uzantıları vardır belki. Tabii şimdi söyleyeceğim hemen uzantıyı göreceksiniz siz. Rıza Nur şimdi İngiltere'nin neydi? Kraliyet Müzesi'ne bunu hediye etmiş. Yok emanet etmiş. Hı hı. Niye orası? Ama adam Paris'te yaşıyordu gidip oraya. Sonra bunu müzeden bir bulmuş birisi. Gazeteci bulmuş oluyor. Hı hı. Daha sonra Almanya'da bunu yayınlıyorlar. Kimin parasıyla yayınlamışlar Almanya'da? Rabıta. Hatırladınız Rabıta değil mi? Rabıta Al-Müslim'in neyse. Ondan sonra bunu tekrar Türkiye'ye sokmuşlar. Biraz sansür yaparak Abdurrahman Dilipak bazı yerlerini kaldırmış. Çok hakaret olan, küfür olan yerleri. Ama ne yapmış? Kaldırıp da orayı şey yapmamış. Orayı boş bırakmış. Küfürsüz doldurursunuz diye. Türkiye'de yayınlamışlar. Gördünüz mü? 12'deki mitingden 90'lı yıllara geldik. Daha sonraki heyecanlı konuşmacı ise Ali Kemal. Bunu herkes biliyor. Evet. Sürgündeyken Abdülhamit'e muhbirlik yapmış bir yanıdan. Tinetinde adamın neler var. Daha sonra işgal döneminde ne yaptı? Dahiliye vekili yani İçişleri Bakanı oldu. Türklüğe, Kurtuluş Savaşı'na, Kuvayi Milliyecilere sövüp saydı. Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan yana olan kim varsa onları işgalcilere, İngilizlere teslim etti. Kimisi bunların asıldı. Şimdi de çok Ali Kemal'ler... Yani değişmiyor gibi görünüyor yani değil mi? Böyle sürüyor. Basında da medyada da maalesef isimleri değişik belki ama şimdi Ali Kemal'ler çok... Bugünlerde yargı işleri çok konuşuluyor ya. Evet. Yani yargıya, Türk yargısını, Cumhuriyet yargısını sevenler var, sevmeyenler var. Olabilir. Sizi birisi mahkemeye verir. İşleri iyi gidince hakimi seversiniz. Kötü gidince belki hakime kızarsınız. Ama bu yargı işi eskiden nasılmış ona bakalım. O mitingden tam 6 yıl sonra 1918'de işgal olmuş. İstanbul'da mahkeme kurulmuş. Bir iki örnek vereceğim size. Bu mahkemelerde neler görüşülmüyor ki? Eski sadrazam yani o zamanın başbakanını İngilizler yakalayıp götürmüşler başka bir semte. Alıp götürüyorlar. Evet. Türklerin mahkemesi bak şöyle demiş kararlar. Büyük Ulu İngiltere Devleti'nin Türk mahkemesinden söz ediyor. Büyük Ulu İngiltere Devleti'nin İstanbul siyasi mümessilleri tarafından mümessil dediği işgal komutanları tarafından cezaevinden alınıp başbakan cinayetle tutuklu bulunan Sait Halim Paşa ve arkadaşları bilinmeyen bir semte gönderilmiştir diyor mahkemeye yazıyor bunu. Bunu kabulleniyor. Diyor ki madem ki İstanbul'da İngiltere Devleti Fehimesi'nin siyasi temsilcileri tutukluları yakalayıp sevk ediyorlar.
Bunu yani yazıyor. İngilizler götürüyor, mahkeme evet. karar veriyor. Şu halde bu toplumumuzun, Türkçeleştirdim, bu ulu meclisimizin bu işlerle ilgisinin ve ilişkisinin olduğu anlaşılıyor. Yani bize mahkemeye düşen bir iş yok. İngilizler götürdüğüne göre diyor. İyi bir iş yapıyorlar. Bu yurttaşlar burada sıkıntı çekebilirler. Başka bir örnek verelim. Nasıl çalışıyormuş o devletin Türk mahkemesi? Yargısı şimdiye göre. Şimdi bu hale mi getirmeye çalışıyorlar yargıyı? Bilmem ki. Şimdi siz bahsediyorsunuz. Bugün tabii gündemde çok önemli. Şimdi birazdan paylaşayım. Siz örneğinizi bitirin. Bitireyim ben bunu bak. Kremitçiyan diye bir yurttaş varmış o zaman. İstanbullu. Bir suçtan dolayı hapiste yatıyormuş. İngilizler demişler ki bunu serbest bırakın. Ama serbest bırakmak öyle gardiyan açtı kapıyı olmaz. Hı hı. Hukuki olması gerekir. Mahkeme buna bir kulp bulmuş. Bakınız ne demiş. Kremitçiyan adında bir Ermeni'yi kanuna uygun olarak hapsettiği halde saygıdeğer hükümet tarafından, Türk hükümeti, İngiltere siyasi temsilciliğinin kesin itibarlı iltimasına başvurulmak zorunluluğu görülüyorsa, serbest bırakmaya hazır olunduğuna. Hiç olmazsa daha açık ve net yazmışlar. Takdir etmek lazım yani, Sayın Yıldırım. Şimdi açıkça sebebini de yazmış. Şundan dolayı biz bunları serbest bırakacağız diye. Burada bir takdiri hak ettiler bence. Hak ettiler. Ama şimdi getirilmek istenen nokta çok vahim. Şimdi onları konuşacağız ama madem bu Avrupa Birliği bizi aşağılıyor. Gerçekten son yıllarda inanılır gibi. İşte mesela son Avusturya Cumhurbaşkanı sanki onun ülkesinde değildi 3-5 sene önce. Biliyorsunuz parti kazanan %27, %27'nin üzerinde sanıyorum oyla seçim kazandı ve bir anda bütün Avrupa Birliği ülkeleri seçilmiş olan, sandıktan çıkmış olan demokratik olarak, şimdi bunları unutuyor Sayın Cumhurbaşkanı, gelmiş Türkiye'de bize akıl veriyor. Efendim işte bunu da yapamazsınız, şunu da yapamazsınız diye. Sayın Avusturya Cumhurbaşkanı'nın sanıyorum kafasına saksı düştü ya da sınırları geçince şöyle bir şey var herhalde, uçakta sınırlar geçiliyor ya, bir anda şey uğruyor bunların beyinleri, dolayısıyla orada olan orada oluyor, burada olan da başka bir şeye tabi oluyor. Burada hukuk, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu devletin yasaları, anayasası geçerli olmuyor. Çünkü niye sınır, su atlıyoruz, sınır geçiyoruz. Şimdi bu bağlamda mesela bu şeyi sormak istiyorum. Bunlardan bir tanesi de bu Barroso. Şimdi bu Barroso'nun açıklamalarını nasıl değiştiriyorsunuz? Vallahi şimdi bütün bu açıklamaların tümünü, kraliçeninkini, Bush'unkini kim istiyorsunuz yani? Amerikalı işte eski büyükelçiler var ya, Grossman, Abramovich, bir sürü var biliyorsunuz. Bol bol Türkiye ile ilgili konuşuyorlar bunlar. Türkiye çünkü iyi bir mücevher, seviyorlar Türkiye'yi. Bu Barroso da dahil. Hatta Avrupa Birliği temsilcileri. Bunlar gene de şey, bakınız. Devlet başkanı, bakan, değil mi? Kraliçe. Ama ne diyeceksiniz? Şimdi siz buraya nereden geldiniz? Bundan 15-20 yıl önce Alman milletvekili Ankara'da, Cumhuriyetiniz başkentinde elinde megafon halkı yürüyüşe davet ediyordu. Sıradan milletvekili. Bunlar hiç olmazsa büyük devlet insanları. Şimdi Barroso dediniz, aklıma geldi. Allah akıl fikir versin. Hatırladınız değil mi? Barroso geldi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapacak. Yapar. Devlet insanları gelirler, konuk olurlar, yaparlar. Bunda bir şey yok. O günlerde bir olay oldu. Konuyu oraya girmeyelim diye şey yapıyorum. Birdenbire 301 birinci madde ile ilgili cezasını, 301. maddesi ile ilgili, efendim bu meclise indirelim diye bir heyecanlı bir ortam yaşandı. Barroso geldi. 301. madde değişiklik tasarısı meclise ısrarla indirilmek istendi. Bir sürü yorum yapılıyor. Ben size şimdi gerçeği söylüyorum. Gülden Hanım'ın engel olduğunu diyorsunuz. Yani bu engel olmak da değil. Değil hiçbir şey yani... değil. Bakın ne? Şimdi meclisin başkan yardımcısı Sayın Güldal Mumcu o zaman vekalet ediyor. Meclis başkanı da bir gezide. İki gün sonra da gelecek. Benim anladığım şu. Başkan yardımcısı sonuçta diyor ki aceleniz ne? İki gün sonra başkan gelsin. O imzalasın. Ne var bunda? Niye acele ediyorsunuz? Israr ediyorlar. İmzalayın bunu. Meclise gönderin. Gelmiş ya onlar. Biz de şey yapacağız ya.
kötü niyetlisiniz. İltifat edeceğiz, hürmette göstereceksiniz. Siz yapmadan, söylemeden, biz siz gelirken bakın, bile bunu meclise indirdik. Nasıl diyeceğiz? Evet. Demek ki 1912'de mitingçiler, 1918'de sizin Türk Mahkemesi İstanbul'da. Evet. Arada başka şeyi daha sonra anlatacağım. Hemen bugün mesela yine gündemle ilgili bir şey paylaşayım. Biraz önce bu davalarla ilgili söyledik. Borusso'nun, Barosso'nun bazı kelimelere benim diliniz dönmez. Evet, benimki maalesef de dönmüyor bazen. Maalesef. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporunda Anayasa Mahkemesi'nin AKP hakkında alacağı kararın Venedik Komisyonu ölçütlerine uygun olması istendi. Şimdi evet, gülümsüyoruz ama acı gülümseme ya, bu. Şimdi Sayın Yıldırım, inanın hani biraz önce sizinle konuşurken dedik ki aslında söylenecek pek de bir şey, çünkü söylüyoruz ediyoruz ama söylemeye de devam edeceğiz. Çünkü neden? Bizim görevimiz bu. Hoş AKP'nin karşısında, hükümetin karşısında söylediğiniz zaman darbeci oluyorsunuz. İşte susturulmaya çalışıyorsunuz, dinleniyorsunuz. Dinleyeni dinleyenler var artık. Böyle o kadar şey oldu ki ben diyorum ki emniyette adam kalmadı herhalde. Ya bunlar bu kadar adamı nasıl dinliyorlar? Emniyet teşkilatımızın bütün görevlileri garibim herhalde oturtturdular. Sabahtan akşama kadar dinleme yaptırıyorlar. Diğer normal işlemler aksıyor, adli şey işlemler. Kim kimi dinliyor belli değil. Peki bizi dinleyenlere söylüyorum, şu anda ekran başında dinleyenlere, öbür türlü dinleyenlere değil, onlar zaten dinliyorlar da, bu Venedik kriterlerine uygun olması demek. Hemen bu Venedik kriterlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Çok ilginç bir şey var burada. Diyor ki siyasi partilerin kapatabilmesi için anayasada belirtilen hak ve özgürlükler, evet, devletin yapısı, bekası ve düzenin ihlali için şiddete başvurmaları gerekir. Şiddet unsuru olması gerekiyor. Şiddet unsuru olması gerekiyor. Bunun tespit edilmesi gerekiyor. Siyasi partilerin açıkça şiddeti kullandıkları ve demokratik sistem için tehlike oldukları ispat edilmelidir. Evet. Bir diğer hususta ırkçılık ve yabancı düşmanlığı şiddet eylemiyle denktir diyor. Şimdi orada da kendisine bir pay ayırmış. Siyasi partilerin kapatılabilmesini sağlayan eylemle de bağlantı kurulması şarttır diyor. Şimdi Rüya Hanım, şimdi bunlar nasıl kriterler? Ben şimdi bu kriterlerin hukukunu herkes çok tartışıyor da, ben daha kestirmeden bir şey söyleyeyim. Buyurun. Biz kafamız bulandı. 20 yıldır yabancılar bizim iç durumumuzla, iç işlerimizle ilgili, iç siyasetimizle ilgili, yargımızla ilgili her türlü açıklamayı yapıyorlar. Düşünce özgürlüğü var, yapsınlar. Ama burada Türkiye onları ciddiye alıyor, bunu tartışıyor. Evet. Şimdi ben kestirmeden söyleyeyim. Onun kriteriymiş, evet, bunun yargısıymış, öbürünün açıklamasıymış. Evet. Ben düz bir yurttaş olarak bunlardan anlamam Nuriye Hanım. Bizim partilerimizin kapatılıp kapatılmayacağını da, meclisimizin hangi kanunda hangi kararı alacağını da, hangi reformu nasıl yapacağımıza da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki mahkemeler karar vermesin, yargılamasın, meclisimiz bu işlerle uğraşmasın. Gitsinler Avrupa'ya. Oradaki mahkemeler görsün bu işleri. Açık söylüyorum. Böyle uzaktan uzaktan olmasın. İçimizi karıştırmasınlar hiç olmazsa. Kararları da, yargılamayı da gitsinler Avrupa'da yapsınlar ya da Washington'da yapsınlar. Biz de rahat edelim. Nasıl olsa bu iş buna doğru gidiyor. Onun için Venedik'te kriter olmuş. Ben evet, savunmuyorum bile. Utanç duyuyorum çünkü. Açıkça söylüyorum. Utanç duyuyorum. Evet. Utanç duyuyorum. Başka bir devletin şu ya da bu organı buradaki yargıya katılacak, karışacak. Hatta benim yargıma, benim mahkememe karışacak doğrudan doğruya. Diyelim ki ben yargılayayım. Reddediyorum. Yani şimdi şiddeti ispat edilecek sonra yani. Peki o zaman siz Avusturya'daki hükümeti niye indirdiniz? Şimdi Nuriye Hanım, şiddet mi gösterdiler bunlar? Ben daha basit söyleyeyim size. Avrupa Birliği ile ilgili çok binlerce saat, on binlerce saat program yapılıyor. Lehte, aleyhte bir sürü şey söyleniyor. Bazen konuya açık bakmak gerekir. Avrupa Birliği'nin bir güvenlik teşkilatı var değil mi?
Daha sonradan işte bu ordu olacak. Türkiye henüz katılmadı. Bazı şartları var. Bu ayrıntılar önemli değil. Ben şu soruyu soruyorum. Bu Avrupa Birliği ile ilgili konuşanlar, yazanlar, çizenler. Hepsinden rica ediyorum. Ben çok anlamam bu işlerden biliyorsunuz. Soruyorum. Bu Avrupa Birliği'nin ordusu, kabaca bu ordusu kimi, kime karşı koruyacak? Avrupa Birliği'ne silahlı bir saldırı ihtimali mi var? Yani dünyanın bir yerinde silahlar yığılmış da Almanya'ya mı yönelmiş? Avusturya'ya mı girmek üzere? Ama olur mu şimdi? Kendi kendilerini tehdit edici haberler yayınlanıyor bu biliyorsunuz Büyük Orta Doğu Projesi basını yani tarafından. Mesela İngiltere en çok tehdit görebilecek olan terör tehdidi altında yaşayan bir ülkeymiş. Böyle bir haber yayınlandı. Şimdi terör bambaşka bir şey ama Avrupa Birliği'nin ordusu ne iş yapacak? Belki bu terörle mücadele edecektir. Öyle biz mi? Hani ordu yani tanklarını alacak, gidecek. Nerede mücadele edecekmiş? Londra'nın içinde mi? Olabilir. Sofya'da mı? Şöyle olmaz. Yani bunun cevabını verdiğiniz zaman, çünkü iş sonunda köylü yurttaşlar beni çok iyi anlayacaklar. Ben köylüyüm. Kesinlikle. Köyün kahvesinin önünden Ahmet beline tabanca takıp geçtiği zaman herkes işkillenirdi. Kime gösteriyor tabancayı diye. Çünkü tabanca kimdeyse güç onda. İş geliyor, tabancaya dayanıyor. İster o ekonomik siyasi anlaşma olsunuz, bilmem ne olsunuz, Birleşmiş Milletler kararınız olsun. Adam ordusuyla geliyor, sınırlarınızın içine girip işgal ediyor mu? Ediyor. Sonuçta iş silaha gelip dayanıyor. O zaman birisi açıklayacak. Avrupa Birliği silahlı kuvvetleri kimi, kimlere karşı koruyacak? Neredeymiş o düşman gösterecek? Biz de anlayalım bakalım. Acaba şöyle olabilir mi? Siz dediniz ya şimdi dinleme falan var. Ben sanıyorum ki bizim ülkemiz işleri abartmaya pek meyilli. Belki bu ulusalcılara karşı. Şeffaflık. Olacaktır. Şeffaflığı abartmışlar. Ama her şey şeffaf olsun. Şeffaflığı AKP hükümeti devlete karşı diye söylemde bulundu. Hükümete karşı değil, vatandaşa karşı uyguluyor. Yani bilmem belki. Şimdi şu anda biz şeffafız, dinleniyoruz. Canım, YouTube'larda, belki, gazetelerde. Şimdi biz yanlış anlamışız AKP'nin iktidara gelirken şeffaf hükümet ya da devlet demesi aslında şeffaf. Amerikalıların işgal programında biliyorsunuz herhalde. İçerideki şebeke örümcek ağındaki kurallardan biri şeffaflık. Herkes şeffaf olsun diyorlar. Birey diyor ama değil mi? Bir ucundan başlamışlar yani. Yok devlet şeffaf olacak, ordu şeffaf olacak, polis şeffaf olacak, bütün kararlar. Şimdi çok önemli açıklamalarınız olacak ama bunu programın sonunda isteyeceğim önemli, sizden. Bu önemli değil mi şimdi şeffaflık? Hayır, şeffaflık çok önemli. Bunun Amerika'daki bu düşünce sistematiği nasıl geliştiriliyor? Evet. Hani kamuoyu nasıl oluyor da %47 oy verdi? Siz %47 demiyorsunuz. İlginç bir hesabınız var. Onu da soracağım. Sayın Mustafa Yıldırım farklı bir sonuç açıklıyor. %47 demiyor. Evet. O farklı bir şey söylüyor. Onu soracağım ama program şimdi şu yargı meselesine girmişken bugün yine Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun deyim yerindeyse bomba gibi bir gündeme düştü metni ve inanılmaz gerçekten her bir cümlesi bir tokat gibi. Ve burada aslında kıssadan hisse hükümet ediyor ki yani biz işimizi yapıyoruz. Bugüne kadar hiç böyle bir şeyle de karşılaşılmadı denmesi ki dediler, arkasından yine bomba gibi hükümetten bir cevap geldi. Efendim yargının işte siyasal olduğu söyleniyor. Ben de şimdi sormak istiyorum. Yargı siyasal da hükümet siyasal değil mi? Hükümetin bu söylem, yargıya yönelik söylemleri. Bu niyete bağlı. Bazı yargı açıklamaları ve kararları çok hukukidir. Hiç siyasal değildir bazılarına göre. Partiyi kapatırsanız siyasal diyor. Siyasi karar diyor. Kime göre? Ya, kime göre yani. Kim niyetlendiyse ona göre. Niyetine göre. Efendim diyelim ki Türkiye'de yargı diyorsunuz işte insanları, hani Mustafa Kemal gibi olmak isteyen insanları yargıladığınızı düşünelim. Değil mi? Birisi gelip karıştı dışarıdan. Niye yargılıyorsunuz bunları dedi. Acaba hükümet o zaman öyle mi diyecek? Yargımıza karışmayın siz mi diyecek? Onlar da özgür insanlardır. Düşünce özgürlüğü var der mi? Dedi mi? Şimdi İçeride açık bir sürü konuşmak insan gerek. Var. Yani bu işin bol gevezeliğine hiç gerek yok bence. Biraz kaba söylüyorum ama artık bu buraya dayandığı zaman halk nasıl konuşuyorsa biz de öyle konuşacağız. Batı, Washington,
projesi, niyeti, programı neyse Türkiye ona göre gütmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde devleti yönetenler, kurumları yönetenlerin büyük çoğunluğu buna razı olmuş belli ki. Onun için onu bahane ederek, bunu bahane ederek karışıyorlar. Mahkemenize karışıyorlarsa, yabancıya karışıyorsa ve Türk milleti, Türk ulusu, Türkiye'deki insanlar ne nasıl istiyorsanız öyle değerlendirin diye söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevlileri bunu hoş görürse, hoş görüyorsa itiraz edecek bir şey yok. Adam hakaret eder size. Hatta gerekiyorsa işgal eder. El alemin devletinin cumhurbaşkanı gelir sizin başkentinizde sizi rencide edecek açıklamalar yapar. Kendininkini de görmeden. Görsün görmesin. O beni ilgilendirmiyor. Hiç görmesin. Kendisi de pırlanta olsun. Tabii nasıl olsa karşısında dinleyen efendim, var. Ciddiye alan var. Bir devletin ben sizin evinize konuk olsam gelip size hakaret edebilir miyim? Ne yaparız? Kovalarız değil mi? Kovalamasanız bile ben bunu yapmam. Bu adap değildir. Terbiyesizliktir. Terbiyedir. Siz bana terbiyesiz olduğumu hatırlatmak için kapıyı yüzüme kapatırsınız. Arkanızı döner gidersiniz. Hı hı. Ben sizin evinizde basını çağırıp açıklama yapıyor olsam arkadaşlara, karşımdaki arkadaşlara, size hakaret eder şekilde, aşağılar şekilde açıklama yapıyorsam siz beni susturursunuz. Beni susturamıyorsanız, sus deyince ben anlamıyorsam evinizi siz terk eder gidersiniz. Ben orada yokum dersiniz. O zaman ekranlarda siz olmazsınız. Ona muhatap olmazsınız aşağılanmaya. Yani şimdi şu yakışır mı? Devlet başkanları ya da cumhurbaşkanları yan yana gelecekler, basını karşılarına alacaklar, açıklamalar yapılırken orada tartışma yaşayacağız. Böyle bir devlet ziyareti var mı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde kaç kere böyle olmuş? Aşağılandığımız olmuştur. Olmadı mı? Oldu. 50'lerde de oldu, 60'larda. Hep olmuştur. Ama açıktan sözlü hiç olmamıştır. Şimdi yargınıza geliyorum. Kusura bakmasın Yargıtay başkanları ya da kurulları. Ya da bu işlerden canı sıkılanlar hiç kusura bakmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa Birliği'ne üye olmamasına karşı Avrupa Birliği'nden parasal yardımlar alıyor mu? Yol yapmak, köprü yapmak için değil. İçeride devleti değiştirmek, reform diyorlar. Devletin kurallarını, yasalarını değiştirmek için bir sürü çalışma yapıyorlar. Tabii. Siyasi tamam, partiler bile aldı dediniz. Bu paraları. Şimdi siyasi acaba ben soruyorum. Ben soruyorum şimdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Adalet Bakanlığı yargı reformu yapmak için 1999 yılında bir projede hiç para almış mı? Bir anlaşma yapılmış mı? Evet. Soruyorum. O zaman susmuş musunuz? Yurttaşlar euro mı susmuş? Kurumlar euro mı susmuş? Euro bazında. Euro kaç bazında? Euro? Burada kitapta arkada var. Bunların ayrıntıları Yılmazlık Dikbaş'ın tahta neydi? Tabuta çakılan son sivide. Tümü var da oradan bir tanesini söylüyorum. Bu sivil örümcekte de ta eskiden yazmıştım. Sırf göze batsın diye. Yargı reformu. Başkaları size para verecek. Siz devletinizde reform yapacaksınız. Siz bunu kabul ettiğiniz zaman size hakaret ederler. Sizi istedikleri yere sürüklerler. Ve daha da kötüsü siz bu yola girdiğiniz zaman kimilerine göre iyi yoldur o. Size de öyle iktidarlar gelir. O yolda onlar da sizi götürebilmek için o dışarıdakilere yardım etmeye başlar. Artık o zaman ben sizinle içeride demokrasi mi var? Bu hukuka uyar mı? Parayı veren düdüğü çalar mı diyorsunuz? Ben bunu tartışmam bilesin. Ben söylüyorum. Yabancı devletten para alıp da kendi devletinizin içini değiştirmeye başladığınız anda söz hakkınız bitmiştir. Buna IMF'den falan söz etmiyorum. Tekrarlıyorum. Yasalarınızı değiştirmek üzere para almışsanız. Mecliste yasa değiştirmek için, yasalarınızı değiştirmek için başka propagandaları yabancı devletlerden para alarak yürütmüşlerse, yabancı devletin adamları gelip sizin meclisinizde yasa değişikliklerini ikna etmek için meclis üyeleriyle görüşmeler yapmışsa ya da yemekler vermişse dışarıda. Artık konuşacak bir şeyimiz kalmamış oluyor. Evet. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra %46'yı nasıl değerlendirdiniz, %47'yi nasıl değerlendirdiğinizi soracağız. Ve benim bir sistemim oldu telefonda size. Hangi 19 Mayıs kutluyoruz? Evet.
Sizin daha önce hangi 23 Nisan na ilişkin ben de 19 Mayıs'ta değerli izleyicilerimiz dedim ki hangi 19 Mayıs? Evet. Dolayısıyla reklamlardan sonra bunları konuşacağız. Değerli izleyicilerimiz gündeme dair devam ediyor. Stüdyo konuğumuz, değerli yazar ve araştırmacımız Sayın Mustafa Yıldırım bizlerle birlikte. Sizlerden de sorular geliyor. Hemen bir soruyla başlayayım isterseniz Sayın Lütfen. Yıldırım. Bir izleyicimiz diyor ki Muhammed Bey, hemen soruyu buluyorum şimdi. Sayın hocama sorum şudur diyor. Her bit yeniğini yalnız Soros'da arayanlar mevzuları basite indirgemiş olmuyorlar mı acaba diye bir soru sormuş izleyicimiz. Devam var ama bir okur musunuz onu bir daha ona devamıyla birlikte. Soros simgeleştirildi. Diğer örümcekler ağlarını daha rahat örsünler diye mi? Sanıyorum öyle bitiyor. Bu soruya çok teşekkür ediyorum. Sizinle yaptığımız bütün programlarda buna hep değinmiştik. Fakat bu kadar ciddi soruya ilk defa rastlıyorum. Evet. Ben de içimi dökeyim. İzin verir misiniz? Tabii tabii buyurun. Peki. Efendim, başımıza gelenler daha önce konuştuğumuz gibi böyle rastlantı, rastgele 3-5 kişinin ülkeyi sevip sevmemesiyle, ülkeye bağlı olup olmamasıyla ilgili değil. Ne demiştik? Batı dünyası Washington başını çekiyor. 92 ülkede dünyayı yeniden ele geçirirken 92 ülkeye demokrasi getiriyorlar. Onları ihya ediyorlar. Daha doğrusu o 92 ülkenin iç düzenlerini kendilerine uygun hale getirmek için çalışıyorlar. Bunu da öyle rastgele işte ona para verdi, bu vatana ihanet etti düzeyinde değil, bir sistematik kurarak. Ne demiştik? Evet. Örneğin program başında eski konuşmalarımızda bunlar biraz özetlenmiş. Ordular siyasete karışmasın, ordular kenarda dursun. Bunu iki türlü yorumlamak mümkündü. Demokrasinin gelişmesi için ordular işe siyasete karışmasın, doğrudur, böyle bakabilirsiniz. Ya da o devletlerin ulusal milli devlete olarak kalmalarına o ülkenin orduları destek oluyorsa ya da millilikten çıkmaları karşısında engelse, bazı şeyler engel oluyorsa ordu, o zaman o Washington'a da engeldir, Londra'ya da, Paris'e de, Roma'ya da. Tam da bu söylediğiniz cümle Venedik kriterleri içerisinde var, biliyor var, musunuz? Evet. Orduların şimdi, karışmaması noktası. İşte bu raporlar, tesevler, ağlar, örümcek ağ. Sorunun özelliği şu. Sistemi anlattık buralarda. Sistemi yazdık. Bunu nasıl örgütlemişler, nasıl organize etmişler, nasıl ağ kurmuşlar? Dernekler, vakıflar, sendikalar, politikacılar, konferanslar, akademisyenler, binlerce insandan söz ettik. Bunlar tek tek hain anlamında değil. Ve ayrıca dedik ki o zamanlar. Farkında olmadan. Olmadan. Şimdi bu insanlar iyi bir şey yaparmış gibi yaparken medyayı da kullanarak, bütün paraları, olanakları kullanarak, devlet olanaklarını kullanarak, devletler de yardımcı oluyor. Razı oluyorlar iktidarlar bu işlere. Olarak iman etmiş durumdalar. İşte küreselleşme dedikleri buydu. Evet. Dünyayı, Batı dünyası, Washington şef ve kral başta gelmek üzere, ikinci yardımcısı Londra olmak üzere ve ötekiler peşinden geliyor. Batı dünyası, Balkan ülkelerini bile patron yaptılar. Bu tarafları koloni yapmak için, sömürge yapmak için ve oraları, o ülkeleri ucuz maliyetle, eskiden biliyorsunuz korsan gibi giderlerdi, gemilerle giderlerdi, kılıç çekerlerdi, uğraşırlardı. Daha az maliyetli olsun diye o ülkelerin içindeki insanları bunun iyi bir şey olduğuna inandırdılar. Din gibi inandırdılar. Küreselleşme deyince güzel şeyler algılamaya başladı bu insanlar. Akıllar değişti, inanıyor, iman ediyor. Ne güzel diyor işte diyor. Piyasalar birleşecek, çok güzel. Evet, artık herkesin ortak hukuku olacak. Meclisleri bile olmasına gerek yok. Devletlerinin iktisadi işletme olmasına, devletin ekonomiye karışmasına, fabrikalar kurmasına bile gerek yok. Bütün bunlar bir kutsal bir kitabın maddeleri gibi ezberlendi. Bu nasıl olduğunu rüyanı? Yavaş yavaş oldu. Bir gecede olmadı. Bir sistem kurdular, geldiler.
Kendi, sizin insanlarınız da sizi ikna ettiler. Sizin insanlarınızın tümü ikna oldu. Hatta politikacılarınız ikna oldu. Profesörleriniz ikna oldu. Medyanız ikna Şimdi bunu ne yaptık? Bunu analizini yaptık. Bunun farkına vardık. Deşifre ettik. Bu gizli böyle CIA'nin gizli dolabından falan çıkma diye. Bazı televizyoncular var, programlarına çıkmadım diye çok kırılmışlar. Diyorlarmış ki işte efendim kitabı kendisi yazmadı, hazır verdi. Gökten indi sanki. Tabii geceler gündüzler boşa. Son 3 yılı nasıl çalıştığımızı ben biliyorum. Biliyorsunuz. Şimdi konu bu değil. Böyle hazır bir şey, bir gizli raporu alıp da buradan buraya bir istihbarat raporu değil ki. Bir sistemi çözümledik. Bunu nasıl yaptıklarını gördük ve iddia ediyorum. Bir Türk olarak bunu yapmaktan gurur duyuyorum. Neden? Bunu dünyada ilk yapan kişi benim. Evet. O da bir Türk kitabı olarak burada. Evet. Project Demokrasi Operasyonu bu kadar derli toplu ilk kez yazıldı dünyada. Ben bunu yayınlarımda söylüyorum Sayın Yıldırım. Şimdi, Büyük Orta Doğu Projesi'nin bunu deşifresini Mustafa Yıldırım bütün dünyaya yaptı. Benim kişi değil. Biz yaptık bunu. Neden? Bizim bir duyarlılığımız vardı. Biraz öfkeleniyorum. Yurttaşlar kusura bakmasınlar. Duyarlılığımız, ulusal bağımsızlık duyarlılığımız, onurluluğumuz vardı. Farklıydık. Demin teslim olanlardan da farklıyız, sonradanlardan. Onun için dikkat kesildik de onun için yaptık. Yoksa biz de keyfimize bakardık. İyi de bir mühendis olarak bakabilirdik. Onların şirketlerinde büyük adam da olabilirdi. Ne olacak ki? Ama sistemi çözdük. Bunların arkasında Amerikan devletinin hazinesinin olduğunu, Amerikan siyasal partilerin olduğunu, Amerikalıların kurduğu çekirdek örgütler olduğunu, İngiltere'nin siyasal partilerin ortaklaşa kurdukları örgüt olduğunu, Azerbaycan'da çok çalışan, hı hı, Fransız partilerinin, Alman partilerinin örgütlerinin olduğunu ispat ettik. Nelerle? Onların raporlarıyla. Onların deşerek, alarak, inceleyerek, yazdıklarına bakarak ve meclislerinden geçirdikleri yasal inceleyerek. Ben şunu söyleyeyim. Sivil Örümceğin Ağı 2000 yılı değil mi hazırlanışı? Yok, bu 1998. Evet. 99 baskısı ama 2000 şöyle söyleyelim 2000'de. 2008 yılındayız. 8 yıl olmuş ve kitap gittikçe kalınlaşıyor değerli izleyicimiz. 18. baskıda çünkü. Şimdi Nuriye Hanım. Bunu siz yazmadınız diyenlere bir cevap aslında. Yok estağfurullah. Yani 2000 yılında kitap olmadan önce gazete müdafaa hukukta 12 hafta Din Hürriyeti Operasyonu bölümü, hı hı, Merve Kavakçı vesaire bölümde dahil, evet, 12 hafta gazete tam sayfa boyutunda her hafta 12 hafta yayınladık. Daha sonra yayınlayacak yer bulamadım. Ve kitap engellendi. 2004 yılında ancak yayınlanabilmişti. Sonrasında biliyorsunuz başka engelle olabilir. Normal. Savaş halidir. Engeller düşman. Buna bir şey demiyorum. Ama bu bir sistemdi. Bu sistemin başı siyasaldı, devletlerdi. Bankerler de bu piyasalar açılacak, banker oynayacak. Değil mi? Ülkelerin paralarıyla bankerler de bu işi destekliyordu. Nasıl Amerikan kartel şirketleri, petrol şirketleri, silah şirketleri hepsi bu işin kasasına para aktarıyor demokrasi kasası olarak. Bankerler de öyle yapıyorlardı. Bu bankerlerin ortak şirketi de Quantum idi. Hatırlatıyorum şimdi. Quantum'un temsilcisi de Soros. Bakınız, Quantum'un ortağı demedim. Temsilcisi diyorum. Quantum bankerleri o kitapta vardı. 65 sayfa hangi bankerler isimleri cisimleri kurdukları. Tamam. Ama bu bankerler bu operasyonun yalnızca ve yalnızca bir parçasıydı. Sonra ne oldu? Önce bu Amerikan örgütleri, vakıfları, enstitüleri şunları bunları konuşuldu heyecanlı heyecanlı Türkiye'de yayınlar yapılınca. Daha sonra baktık onlar unutuldu. İzleyicinin çok ciddi Soros kaldı. Bir tek mi? Soros kaldı günah keçisi. Onun da kim olduğu karıştı. Ona indirgendi Soros. Yurttaşlara sesleniyorum. Muhammed'di değil mi? Muhammed Bey'e evet, tekrar teşekkür ediyorum. Keşke bir tek Soros olsaydı. O zaman ben giderdim. Örneğin Can Peker'e giderdim. Arkadaş burası senin vatanın. Bırak bu Amerikalıları Soros'u. Tartışalım. Ben seni ikna ederdim Can Peker'i. Belki. Can Peker'le Soros'a giderdik. Belki de dünyayı kurtarırdık beraberce. Bir tek adam ya. İkna ederdik. Tek başına bir adam. Soros'u ikna ederdik. Yaşlı adam nedamet getirir. Değil mi? Ne kadar kolay olurdu. Niye bunu böyle yapıyorlar? Bu kitabı öven yazarlar dahi çok şaşkınlığa uğradım. Köşelerinde bire yazıyorlardı. Amerikan şeylerinden söz ediyorlar. Bir baktım sonradan herkes Soros demeye başladı. Bütün turuncu mavi neyse eflatun diye. Şöyle diyebilir miyiz? Acaba Sorosmuş simgeleşti.
bütün bunların altında, yani o bir simge oldu. Efendim bu iki türlü tabii bunu? Bu bir, kolaya kaçanlar var böyle sınıflandırırsak, ama iki, korkaklar var. Korkaklar şöyle yapar: karşıdaki düşmanı büyük görür, analiz etmişiz, büyük, sistemli çalışıyor, onunla baş edemeyeceğini anladığı zaman öndeki piyonuyla oyalanmaya başlar, arkadakini görmez, işine öyle gelir, rahatlar. Hani demiştim sizin programınızda, çok ünlü olan, Türkiye'de ünlü olan birisi çıktı, bunlar dedi 5-6 kişidir New York'ta bilmem ne sokağında toplanırlar, bütün kararları onlar verirler demişti. Ben de demiştim ki o 5-6 kişiyi iki kahraman gitsin derdest edip getirsin de hem Türkiye hem dünya kurtulsun. Bu kadar basit mi? Değil. Onun için biraz korku olanlar, baş edemeyecek olanlar böyle yapıyor. İki, bu çok önemli, hem bu işlere karşıymış gibi olacaksınız, bağımsızlığınızı, egemenliğinizi savunacaksınız, hem de bunu ciddiye alacaksınız, uğraşacaksınız. Zor iş. Neden zor iş? Karşınızda büyük devletler var, açık, ismiyle cismiyle. Ne yapıyorlar o zaman? O şebekeyi, ağı kuranlar o kadar güçlü ve Türkiye'dekiler ki, şirketleriyle medyaya el atmışlar, şuraya buraya el atmışlar. Siz de orada işiniz gücünüz var. Vallahi diyor, Amerika'yı bu kadar karşımıza almaya gerek yok. Soros der, geçeriz diyor. Bir de böyle yaklaşım var. Görmezden geliriz diyor. Amerika'yı unuturuz diyor. Herkes, herkes mutlu. Aslında, değil mi? Daha ciddi bir şey söyleyeceğim ama. Bunun arkasında şimdi iktidarda olmasın, olsun olmasın, bazı büyük siyasal partiler var. Onlar bu işe hiç değinmiyorlar. Ne Amerika'nın kurduğu şebekeye, ne Avrupa'nın kurduğu şebekeye hiç değinmiyorlar. Onlara yakın olan yazarlar da Soros diyerek onları da idare ediyorlar. Bu kuma sokmak bile değil kafanı. Bu en büyük tehlikedir. Soros'a indirmek. Düşünebiliyor musunuz? Soros'u bile bana savundurttular. Yani daha önce de biliyorsunuz Tesevi savunmuşum. Evet, evet. Orada gördüm. Tesevi savundunuz. Şimdi bir tane sadece örnek vereceğim size. Bir kitap yazarak Azerbaycan'daki ağır nasıl İngilizler kurdu, hı-hı, nasıl Amerikalılarla ortak yaptılar, kişiler, isimler ettik falan filan, hepsi var. Onlar ilişkiler var. Soros da oraya sonradan gelmiş, girmiş. Azerbaycan'la ilgili ben televizyon programları gördüm. Sanki orada Amerikan şebekesi kurulmamış, Amerikan büyükelçisi bu işlerin içinde değil, İngilizler onları yapmamış. Bunlar yok. Vay, Soros geldi, ona para yedirdi, buna para yedirdi. Dikkat eder misiniz? Para yedirdi, satın aldı, oldu. Ne oldu? Hainleri al, gemiye topla, denize at. Türkiye de kurtulsun, Azerbaycan da kurtulsun. Ne bileyim ben, Irak kurtulabilir mi? Adam bu sefer silahıyla orada. Afganistan kurtulabilir. Kurtulamaz. Şimdi, Afgan halkı diye bir halk kaldı. Millet kalmadı. Muhammed Bey'e o kadar üzülüyorum ki. Yine teşekkür ediyorum. Paravan gibi oluyor. Muhammed Bey'e ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim bütün programlarımızı değerli izleyicilerimiz güncelmeydan.com'dan tekrarlarını izleyebilirsiniz. Çünkü hakikaten Avrasya Televizyonu'na programlarımızın tamamına, bütün programcılarımıza ve programlarımız adına, çünkü hakikaten oradan güncelmeydan.com'da izleyebilirsiniz ve izlediği için de ayrıca teşekkür ediyorum bu güzel sorusuna da. Şimdi tabii, evet. Şimdi ben size dedim soru ki soru okuyordunuz bana, güzeldi. Evet, devam edelim isterseniz. Bir izleyicimiz diyor ki: Dikte Arap saltanatlarının sonu yakın. Hepsi Türkiye önderliğinde laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletine dönüşecek. Ağzınıza sağlık, saygılar diyor Şükrü Bey, bir izleyicimiz. Ve çok ilginç de bir notu var. Ben de aslında kendisinin resmi de var, Şükrü Bey'in. Çünkü not düşmüş, diyor ki: Anıtkabir'de askerin gözyaşını silen kişiyim ben. Öyle mi? 14 Nisan'da geçen sene. Çok güzel bir fotoğraftı. O fotoğrafınız da var bende Şükrü Bey. Biz hürmetler ediyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Dini silah olarak kullananlar insana, doğaya ve yaratılana asla acımazlar. Onlar cesur olamazlar. Onlara aynı silahla karşılık vermek gerekiyor diyor. Şimdi tabii Mustafa Yıldırım bu kitapta nasıl örümceğin ağlarını ördüklerini, nasıl din örümceği özellikle. Çünkü bir programı ben hatırlıyorum Sayın Yıldırım, sadece bu din ensüsü üzerine yapmıştık. Evet. Ve adım adım da burada yazılanların tamamı gerçekleşiyor. Ne yazık ki öyle oldu. Evet, yani burada hani haklıyım demek
ya da biz söylemiştik çıktı demek sevindirici evet. olmuyor maalesef. Evet, kesinlikle. Keşke çıkmasaydı ve keşke evet. olmasaydı diyoruz. Evet. Şimdi tabii bizimle paylaşmak istediğiniz ve programın başında söylediğim çok önemli bir hadise var. Sanıyorum yeni bir kitap hazırlığınızda da bunlar yer alacak. Evet. Bir hesap yapıyorsunuz. Biz %47 diyoruz, siz %70 diyorsunuz Sayın Yıldırım. Öyle mi demişim? %70 diyorsunuz da nasıl hesaplıyorsunuz biz de bilelim. İzleyicilerimiz de anlasın. Sayın Mustafa Yıldırım nasıl %70'e varıyor? İşte hesabı burada, buyurun. Hesap, benden hesap soruyorsunuz. Evet, hesap Şimdi biliyorsunuz şimdi Türkiye uzun zamandır bu oylar virgüllerle uğraşıp duruyor. Ne kadar azaldı? 0.5 kilometre, 0.5 mi azaldı, 0.3 mü? Bu programın başında hemen anımsadım orada sizinle bir program yapmışız. Buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. O zaman bizi izleyen yurttaşlar bilirler de izlemeyenler de olabilir. Demiştik ki Türkiye kargaşa içinde. Terörü var, PKK'sı var, hatırladınız değil mi? Bombalar patlıyor, kargaşa içinde, kargaşa büyütülüyor. Birden siyasi krizler yaratılıyor, Türkiye dışarıdan değil içeride yaratılıyor. Dışarısı da destek oluyor. Demiştim ki o ortamda biz birdenbire böyle cumhurbaşkanlığı krizi yaşıyoruz demiştik. Hatırladınız. Ve o ortam ülke ekonomik olarak bunalmış, terör binmiş, akla hayale gelmeyecek karışıklıklar, yabancılar içeride, yabancı ajanlar içeride. Biz onları görmüyoruz tabii. Biz hep açık olanları görüyoruz, onları konuşuyoruz. Bunlar içerideyken biz demiştik neye göre seçim yapacağız? Değil mi? Evet. Türkiye'nin iç siyasetini kim yönlendiriyor, yönetiyor? Biz bunları bilmiyoruz. Hatta demiştik ki bizim devletimizin askeriye de dahil, askeri anlaşmalara dahil yabancı devletle özellikle Washington'da hangi anlaşmalı yaptıklarını biz bilmiyoruz demiştik. Biz bunları bilmezsek yurttaş olarak biz karar veremeyiz. Çözüm üretemeyiz. Yani onu mu seçelim, bunu mu seçelim mi karar veremeyiz demiştik, hatırladınız mı? Ve demiştik ki o zaman seçim seçim değildir. Buna da demokrasi falan denmez. Bu bir tiyatro, böyle oynuyorsunuz. Demokrasiymiş gibi yapıyorsunuz demiş idik. Şimdi sonradan ne oldu? Biz bunları söyledik. Seçimler oldu. Seçimler bitti. Bu sefer siz bana geldiniz. Ben rahatsızım diye, hatta benim yerime geldiniz. Dediniz ki ya bir yandan sınır ötesi var, şu var, referandum var, anayasayı değiştiriyorlar saydınız. Nereden çıktı bu gündem dediniz. Ben de bu kadar karışık bir ülke olabilir mi dedim. Çünkü gündemi Türkiye değil, dışarısı belirliyor. Dışarısıyla birlikte olmayı istikballer için parlak görenler de bu kargaşayı destekliyorlar. Böyle günlük Ahmet Hasan Ali Veli olayları değil ki bunlar demiş idik. Şimdi işi buradan alırsanız bu sorduğunuz soru nereden nereye gelecek? Biz o yandan bu yana savrulup gelmişiz. İşin içinden çıkmak mümkün mü? Biz içeride birbirimizi konuşur olmuşuz. O günden bugüne ne kadar kargaşaya sıradık. Evet. Hani anayasa değiştirilecekti? Değil mi? Hani Amerika'ya gitmişlerdi, anayasamızı Amerikalılar da görüşüyorlardı evet, değil mi? Hatırladınız. Nerede Ergün Özbudun? Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Çok önemli çünkü bu söyledikleriniz. Hani hep şey söyleniyor. Efendim işte Türkiye tarım çağında iyiydik. Tarımdan teknoloji çağına geçerken yakalayamadık. İşte sanayi devriminden şimdi bilgi çağına geçiyor Türkiye. Gene yakalamıyor. Gene biz dışarıdayız. Yine bakıyoruz. Dünyanın şekli değişiyor. Yönetim biçimleri değişiyor. Sınırlar değişiyor. Tam da işte şimdi burada bunu soruyorum. Türkiye bu işin neresinde? Türkiye bu işin gerçekten lütfen neresinde? Lütfen devam edin. Hemen ben şimdi söyleyeyim. Evet. Türkiye bu devam ederseniz sanıyorum sorumuza da cevap olacak. Peki. Şimdi Türkiye bu işin hiçbir yerinde değil. Türkiye olarak hiçbir yerinde değil. Şimdi Türkiye'de neyi kastediyorsunuz? Hani bu coğrafya diyorlar ya. Ben böyle bir terim niye kullanıyor hala anlamıyorum. Şöyle soralım isterseniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işin neresinde diye sorulursa ben cevap veriyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işin hiçbir yerinde. Bu benim iddiam. Daha önce çok konuştuk, sayfalarca yazdık. Birçok bu görüşlerimizi destekleyen, paralel düşünen de insanlar bu televizyonlarda kıymetli vakitlerini veriyorlar. 5 kuruş almadan kendilerinden veriyorlar. Anlattılar, konferanslar verenler var. Şimdi neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti yok? Çünkü proje Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine kurulmuş değil.
Daha önce kanıtladık buralarda. Amerikalıların kendi belgelerinden söyledik. Dolaylı ima ederek falan değil. Evet, hemen bir tanesini onları. Yanıma almışım. Bakın hiç aklıma gelmemiş böyle şeyleri, değil şimdi mi? Amerika'nın CIA istasyon şefine Hollanda'da Türkistancı bir grup kurdurtup, bakın Türkçülük yapıyorlar aynı zamanda. Neyse, onun danışmanı aynı zamanda bir kitap yazmış. Adam da yazmıştı. Türkiye'den ne bekliyorlar? İzleyiciler unuttularsa diye anımsatmak istiyorum. Ben kendim de anımsıyorum. Çoktandır bakmamıştım buna. Adam ta o zamanlar kitap yazdığında şöyle demiş. Her şeyin merkezi hükümetin otoritesi altında toplanmasını engelleyecek olan. Ne diyor? Merkezi otorite bizim ulusal devlet dediğimiz merkez devlet. Yani başkenti olan, kararları alınan, piramit şeklinde ülkeyi idare eden merkezden bir devletten söz ediyoruz. Henze ne diyor? Böyle bir devlet engellenecektir diyor. Bunun çaresi de söylüyor kendisi. Engelleyecek olan federal düzen, yani Türkiye içinde ayrı ayrı devletler. Federal demek bu demek. Federal deyince federal polis aklında kalıyor da filmlerden kalıyor insanlar, onun için söylüyorum. Federal düzen bölgesel önderliği destekler. O zaman hemen yurttaşlar diyorlardı ki işte Diyarbakır Belediye Başkanı kaledir vesairedir dediği zaman kızıyorlardı. Adam söylemiş önceden. Bölgesel önderlikleri destekler. Yani ayrı ayrı devletler, ayrı ayrı bölgeleriniz, burada da önderlikleriniz olacak diyor. Siyasal, toplumsal, iktisadi sorunların çözümünde deneyim kazanılmasını sağlar. Yani diyor ki ayrı ayrı devletler olursanız sorununuz da olmaz, ekonomik sorununuz da olmaz. Biz deneyimlerimizi ve bütün yardımlarımızı sizinle paylaşırız. Sosyolojik, toplumsal çözümlerin kolaylaşır. Yani diyor ki bölünün, rahatlayın demiş. Devam etmiş ama. Etnik ve ayrılıkçı öbeklerin uzlaştırılmalarını sağlar. Ayrı ayrı devlet olursanız, etnik işte Kürt devleti, Laz devleti, rastgele söylüyorum bunları, Çerkes devleti olabilirsiniz, özerk devleti. Böyle devletçikleri olursanız barış içinde yaşarmışsınız, onu söylüyor. Ayrılın da barış içinde olun diyor. İç içe geçmeyin, birbirinize kaynaşmayın diyor. Derdiniz mi? Diyor. Fikri değil bu. Bu projeyi anlatıyor. Ama söylüyordu ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bu değişimlerle ilgili düzenlemeler, yani ayrı ayrı devlet, yani federasyon olmanız, Türk aydınlarının gündeminin başında yer almalıdır. Ta yıllar önce söyledi. Aldı mı? Aldı. Aydınlarınızın şu anda %60'ı, 70'i, 80'i bu tezi savunuyor. Evet. Bir sürü vakıf, o ağda yer alan, almayan, yanında duran, hatta çevreci dernekler var, bu işi desteklemek için işin içine girmişler. Evet. Yer almalıdır diyor. Bu tür düzenlemelerin yapılması için, yani siz karar zor verirsiniz Türkler, kafanız zor basar diyorlar ya, onun gibi söylüyor. 20. yüzyılın sonunda Türkiye'nin süreklendiği bunalımın daha da kötüleşmesi gerekecektir diyor. Yani Türkiye krizler, bunalımlar yaşayacak, çözümsüzleşecek, razı olacak bölünmeye diyor. Daha nasıl söylesinler? Bütün bu mektup yazsınlar. Yani bundan şey olan ve nasıl açık söylesin. Dikkat ediniz. Bütün Avrupa Birliği'ndeki öneriler, Amerikalıların o büyükelçilerinin, siyasetçilerinin, bakanların, Bush'un, şunun, hatta Clinton'un gelip meclisinizde ki öneriler hep bu yolu, adresi gösterir. Şimdi o noktaya geldiniz mi? Geldiniz ama bunun bir ayağı da demiştik. Ne demiştik? Din kullanacaktır. Evet. Genel anlamda ılımlı falan değil. Dünyanın her yerinde. Burada Müslümanları, Orta Doğu'da Müslümanları, mezhepleri, başka bir yerde de Hristiyan inanış olanları, Latin Amerika'da Hristiyan mezhep farklılıklarını, bütün dinleri, din adamlarını, dinle ilişkili kahraman siyasetçileri kullanacaktır. Onlara özgürlük vaat ederek. Aslında konu din değil, kutsal kitap değil, Kur'an-ı Kerim değil, Hazreti Peygamber değil, bunlar değil. Aslında din denilen şey onların şeyinde ve buradakilerin ve benzerlerinin uygulamalarında, söylemlerinde siyasetin başka bir adı. Bölünmenin başka bir adı. Şimdi bu durumda, bu kadar kötü bir durumda siz demokrasicilik oynarsanız 47'yi de şaşırırsınız, 67'yi de.
Bana sordunuz. Kraliçe de gelir gider. Niye %70 diyorsunuz? Evet. Bu uygulamalara şimdi seçime gitti yurttaşlar diyelim. A partisine %47-46 neyse bir şey verdiler. %10 başka partiye, %20 de öteki partiye verdiler. Acaba onlar o başka partiye oy verenler bu hükümetin yani AKP Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının uygulamalarının hepsine karşılar mı? Onun için mi ayrı duruyorlar? Desteklemiyorlar mı? Anayasa değişikliğinizde gördünüz işte tasarıyı sundular. Birdenbire hepsi desteklemeye başladı. Müthiş. Onun için %47 falan diye rakam falan böyle alt alta toplamaya da gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi ve bazı çok küçük yani 0-1 gibi oranlarda alırsak onların kendi ideolojileri nedeniyle bu işlere karşı çıkmış olabilirler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de böyle katı alırsak çıkartın şimdi. Sonradan Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığına karşı çıkan partiler fikir değiştirmediler mi? Evet. Vatan elden gidiyor diye bağırmadılar mı? Seçimden sonra da gidip desteklemediler mi? Demek ki birçok konuda birlikte olabiliyorlar. Yani %47 diye baktığınızda yanılırsınız. Bir de seçim meclise giremeyip de %9 alanlar var. Şimdi 47 Kürt Milliyetçiliği Partisi'ni koyun. Basit hesap yapıyorum. 67 ettiniz. 3'te diyorsunuz. Koyun 70. 70 de geçiyor. Görürsünüz 70'e geçiyor 80'e varıyor da. Biz gene %70 değilsiniz. Ben akılda kalsın diye. Şimdi tabii yine 548. sayfada Sivil Örümce İnağı'nda çok güzel bir evet. Bölüm var. Aslında hepsini özetliyor. Müthiş bölümler var ama. Şeyi yazmışsınız burada. Şimdi Türk İslamı, Türk laikliği, Türk demokrasisi. Türkiye'nin İslam laiklik ve demokrasi deneyimi ve Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya ilişkisi yuvarlak masa toplantısı. Çok güzel bir şeymiş o. Evet. Şimdi çok ilginç. Değerli izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Mesela Türk İslamı konusunda bir düşünce topluluğu oluşuyor. Kimler yok burada? İşte Hakan Yavuz, Utah Üniversitesi, John Fall, Carter Findlay. Şimdi bu bir tane. Türk laikliği konusunda. Şimdi isimde. Mete Tuncay, Bilgi Üniversitesi, John Lee Esposito. Elizabeth Z. Hart, Haight Lowry, Princeton Üniversitesi'nde. Türk demokrasisi. Kimler yok burada? Dale Eichelman, Dale Eichelman diye yazılıyor. Henry Barkey. Amerika Dışişleri İstihbarat Bürosu eski memuru, eski CIA elemanlardan Lepstein'in eşi. Cengiz Çandar, o zaman Tercüman Gazetesi. Şimdi orada mı bilmiyorum. Aynı zamanda Woodrow Wilson eski kursiyeri Jenny White diyor. Geçtik diğer komiteye. Türkiye'nin İslam laiklik ve demokrasi deneyimi ve Orta Doğu Kafkaslar ve Orta Asya ilişkisi yuvarlak masa toplantısında. Kemal Derviş. O dönem şey herhalde CHP Genel Başkan Yardımcısı yazmışsınız. Herhalde. Elizabeth Özdalga. CHP ve TESEV Danışmanı İsveç Araştırma Enstitüsü. Cüneyt Ülsever. Sabri Sayan. Sayarı. Boğaziçi ve Sabancı Üniversitesi'nden eski rant danışmanı Cemal Uşaklı ve Hüseyin Gülerce, Kenan Gürsoy, Fehmi Koru, Kemal Karpat, Ruşen Çakır, Mithat Melen, Şahin Alpay, Zeki Sarıtoprak, Adnan Aslan diye Zeyno Baranlar ve devam ediyor. Şimdi baktığınız zaman projede işte Türk İslamı, Türk laikliği, Türk demokrasisi diye bunlar işte Sivil Örümceğin ağlarında bu proje tamamen böyle yukarıdan aşağıya korkunç bir örümcek ağı gibi. Dolayısıyla ama sizin iş hep şeyinizi değil mi? Laikliğinizi de, demokrasimizi de, siyasal durumunuzu da hep işte, yabancılarla oturup hukukumuz, toplanıp konuşuyorlar. Anayasamız, siyasi partilerimiz. Evet, bu arkadaşlar katılanlar belki de iyi niyetlidir. Yani karşılarında çok akademik insanlar vardı. Yani Türkiye'deki insanlar çünkü siyasetten gerçekten anlamıyor, belki demokrasiye inanmış, bunun geleceğine inanarak da katılmış olabilir. Ama geldiğimiz sonuca baktığımız zaman. Şimdi inanmış dediniz de gülümsettiniz beni. Evet. Şimdi. Peki nasıl oluyor da bu insanlar şimdi oraya toplantıya gidiyorlar, inanmış dedim. Şimdi hemen aklıma başka bir soru geldi. Peki nasıl inandırıyorlar bizi? Şimdi bu çok önemli. Evet. Şimdi bu işin temel bir yöntemi var tabii.
Oturup da size uzaktan elektromanyetik dalga falan göndermiyorlar. Yok böyle bir şey. Beynimizi kontrol etmiyorlar yani. Hocam, beynimizi nasıl kontrol etseler zaten beni burada konuşturmazlar. Değil mi? Sizi de hiç konuşturmazlar. Böyle bir şey yok. Gelecekte olabilir. Size hiç de şimdi, şimdi iki geliyor. Türlü olay var. Bir. Her türlü işte diyor ya Enze, bunalım yaşayacak. Daha önce George Soros'un gençliğinde orta olan bir kişi vardı, kitapta var. O da Türkiye'ye gelip gezdikten sonra Türkiye demişti demokraside yol alması için daha çok kriz yaşaması gerek. Hatta Kemal Derviş Washington'dan getirilip Türkiye hükümete sokulup bakan yapıldıktan sonra Londra'ya gidip şöyle demişti. Kriz içinde reform yapıyoruz. Evet. Bir devletin iktisattan, ekonomiden, maliyeden neyse ondan sorumlu devlet bakanı yabancı bir devlete gidip biz kriz içindeyiz demez zaten de. Daha bir adım sonrası geldi şimdi. Şimdi aynı koltukta evet. Oturan bakan İngiliz vatandaşı. Evet, ona geleceğim. Meclisinizde acaba kaç tane İngiliz, kaç tane Amerikalı var? Bu bilindiği için söylüyoruz. Peki. Kemal Derviş gidip ne demiş? Kriz var, biz kriz içinde reform yapıyoruz. Acaba krizi kim çıkarttı? Reform yapalım diye mi? Evet, reform yapalım diye krizi çıkarttılar. Evet. İçeridekiler de paralarını dışarı götürenler, şunlar, bunlar, panik yaratan medya, bunların hepsi bilerek bilmeyerek, medyada herkes tertemiz değil ki, bu krizi büyüttüler. Kesinlikle. Ve Türkiye köşeye sıkıştı, para gerekiyordu Bülent Ecevit hükümetine, kredi borçları ödenecek ya, ışık geçiyor, hani bir yeşil ışık var ya, can istediği zaman yakıyorlar. Ve Türkiye'de Ecevit de şöyle demişti. 19 günde 19 yasa değişikliği yaptık diye övünmüştü. Şimdi bu durumda nasıl başlayabilir? Demek ki bir yanıyla köşeye sıkıştırılıyorsunuz. Hı hı. Ama daha önemli bir şey söyleyeceğim Nuriye Hanım. Sizi sıkmak istemem ama tarihe döneceğim. Ama bakınız. Son bir 10 dakikayı arkadaşlarımız da bize haber verirse. Çünkü çözüm önerilerini çok sayıda izleyicimiz soruyor. Ona evet. Değinmek istiyorum. Evet, şimdi bu işler hemen sonradan 15-20 yılda olmuş değil ki. Tabii. Ben bunu hep ben soruyorum. Zaten, evet. Şöyle diyorum. Demin gördük. 12'de böyleydi dedik. 1910, 1800 küsürlere evet, geldik. Evet. 35'lere gittik, 40'lara gittik. Demek ki ülkede insanlarımızın çözüm sordukları için söylüyorum. İnsanlarımızın çoğunluğu bu işe aldırmaz olmuş. Ama bunu rap diye 3 günde 5 günde beyin yıkanından değil ki. Bu belki de tarihsel bir evet. Tarihsel bir şey var. Alışkanlık var. Doğru söylüyorsun. Çünkü demin dedim. Tarihsel olarak birkaç yüzdür devletleri, gurur duydukları devletleri kim yönetirse yönetsin hep yabancı devletlerin kanatları altına sığınmış. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Buyurun. 1912 demiştim. Yani 200 yıl öncesinde söylemiştik. Şimdi dönüyoruz. Balkan Savaşları sonu, Birinci Dünya Savaşı'nın öncesi. Hı hı. O zaman hükümet edenler neler yapmışlar? Hemen hızlı şey yapacağım, notlarıma bakacağım vaktinizi almamak için. Bakmışlar ki iş sıkışık. İngiltere, Fransa birlikte olmaya başlamışlar. Onlar şey diyorlar, çelik çember diyorlar buna, bizim yönetici bakanlar. Buradakiler de hep korkuyorlar. Türkler hep şeyden birisinden korkmuş dedim ya. Bulgarlardan bile korkuyorlar çünkü bağımsızlığını aldı diye Yunanistan bizi rahatsız ediyor. Burada da her zamanki gibi ezeli ve ebedi düşman diye gördükleri Ruslar diyorlar. Ruslar bizi gelip alacak. İngilizler almayacak mı? Almanlar hiçbir şey mi yapmayacak? Bunu düşünmüyor. Ve ne yapıyorlar? Bakın şunu düşünmüyor. Ya Rus gelirse gelsin yok olurum. Namusumla gelirim, savaşırım, ölürüm, yok olurum. Bunu demiyor. Bakınız neler yapmışlar sığınmak için. İngilizlere yanaşmak için. Basra Körfezi'nde ve Arabistan'ın güneyinde İngilizleri mutlu edecek anlaşmalar yapmışlar. İngilizler bazı talepleri varmış. Onların egemenliklerini tanımışlar. Atlayarak söylüyorum. Dicle ve Fırat ırmaklarında İngiliz gemilerinin çalışmasına izin vermişler. Hoşa gitsin diye. Bağdat demir yollarını İngilizlerin isteklerine uygun olarak uzatmayı kabul etmişler. Mezopotamya'da petrol araştırılmasına izin vermişler İngilizlere. Trabzon ve Samsun limanlarının yapım işlerini de İngilizlere vermişler. İhale veriyorlar hoş tutmak için. Şimdi iş bununla bitmiyor tabii. Buraya kadar ekonomik görünüyor. Dahası var.
biraz önce devlet reform falan dediniz, bakınız ne yapmışlar. İçişleri Bakanlığı'nda çalışan memurların ıslahı, memurların. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum Sayın Yıldırım. Hatırlar mısınız, bir komisyon bir şey kuruldu. Evet. Türk memurlarının yakın zamanda Türkiye'de devlet memurlarının rüşvet alması noktasında. Ben 90 küsur yıl önceden söz ediyorum. Bugün anlatmıyorum ki size. İçişleri Bakanlığı. Ben karıştırdım bakın, o zaman. Ne yapmışlar? İngilizlere demişler ki İngiliz umumi müfettişi olsun. İçişleri Bakanlığımıza gelsin. Memurlarımızı ıslah etsin. Gümrüklerin ıslahı için de bir İngiliz yönetici gönderin demişler. Gelmiş adam. İngiliz gümrük müfettişleri gelmiş. Türk devletinin gümrüklerini düzene soksun diye. Diyeceksiniz ki ya bunlar bugün da bir şey. Bugün anlatıyorsunuz. Ya ben bugün anlatmıyorum. Bunlar ekonomik, hadi diyelim yani reform yapsınlar. Onlar biliyor. Bizim mühendisimiz yok, müfettişimiz yok. Peki ama arkasından sırf İngilizlerin hoşuna gitsin diye tersanelerimizin de ıslahını onlara vermek istemişler. İngiliz şirketlerine. Evet. Bunu ben söylemiyorum. Bunu yapanlar söylüyor. Ama daha acı bir şey söyleyeceğim. İngilizlere, o zaman Bahriye Nazır olan Cemal Paşa hatıratında böyle diyor. Aynen okuyorum tırnak. Ermenilerin oturduğu vilayetlerimizin idaresini İngiliz memurlarına vermek istedik demiş. Teklif etmişler. Gelin siz yönetin diye. Ermeniler yazıklar diye. Olsun. Bitmedi. Sonra ondan geçmişler sonra Fransızlara. Atatürk'e dil uzatanlar. Bakınız şimdi... Geçelim asker işlere dönelim. Fransızlara da demişler ki ya biz jandarma işini beceremiyoruz. Zaptiye işlerini. İşte Fransız general gelsin, heyetleriniz gelsin, bize jandarmamızı bir reform etsin, şekle şemaile soksun demiş. Ayrıca Fransızlara demişler ki bu eskiden değil, aynı dönemde yapıyorlar. İlla müttefik olmak istiyor Fransızlara ya da İngilizlere beraberce. Ya nedir bu kendimize güvensizliğimiz yani, Sayın Yıldırım ya? Ben sinirleniyorum. Diyor ki başına. Bahriyemize bir düzen verin diyor. Bahriyemizi de siz düzenleyin diyor. Sonra bitmiyor. Şimdiki benzetmeyin lütfen ama. Fransızlara destroyer, kruvazör vesaire gemi sipariş ediyorlar. Hoşlarına gitsin diye. Bize gemi yapın diye. Para veriyoruz size diye. Bir de Fransız, Türkiye dostluk cemiyeti kuruyorlar. Neymiş? Fransızları halkı dost edecekler ki Fransızların ve İngilizlerin yanında yer alabilsin, onların korumasına girsinler. Sonra ne oldu? İngilizler dirsek çevirdi, istemiyoruz kardeşim dedi. Nasıl bir devlet ki, hani teşkilat-ı mahsusat var ya, hiç farkında değil. İngiltere ve Fransa zaten Orta Doğu'yu paylaşmak için anlaşmış. Bunlar da gidip yalvarıyorlar, bizi yanınıza alın diyorlar. Bitireceğim şimdi, son sözümü söylüyorum bu konuda. Daha sonra onlar yan çevirince dönmüşler Almanlara. Gelin bizim orduyu ıslah edin demişler. Alman heyetleri gelmişler. Tabii genelkurmaya heyetler gelmiş. Türk ordusunu istedikleri şekle sokmuşlar. Demek ki sığınmışlar. Şimdi açıkça söylüyorum. O kadar yüzyıl içinde sığınılmamış bu dönemin sonrasında. Tek bir dönem var. Hiç kimseye hiçbir biçimde sığınmadan ayakta durulmuş. O da neresi? 1918-1938. Tam 20 yıl. O da neden? Acaba millet, ulus her şeyi anlamış da ondan mı? Öyle olsaydı bunlara da rest çekerlerdi. İstemiyoruz ama. Hocam Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde. Şimdi, i̇şte hala evet, da o mirası şimdi, niye şimdi hep derler ya niye Atatürk bekleniyor diye. Bir tek kişi gelmiş, yakın bir çevresini ikna etmiş, tümünü dediği. O şeylerin içinden çıkmış, ona güvenilmiş ve dik durmuşlar. Sonra ne olmuş ama? 1918'den 38 bitince film kopmuş, kesmişler filmi, kaldığı yere yapıştırmışlar. Sonra biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nın başı, merhaba Almanya. Almanya yenileceği zaman Amerika, ondan sonra nasıl? Bütün Avrupa, bütün Washington devam etmiş gelmiş. Demek ki öyle beyin yıkama 3-5 günlük diye yurttaşlarımızın gidip böyle kitlesel olarak karşı çıkmamaları belki bundandır. Devletleri onları alıştırmış olamazlar mı? Ve bu gerçek değil mi? Ben çocukluğumdan hatırlıyorum 50'li yıllarda. Gayet net hatırlıyorum. Bize işte Ruslar saldırır, komünizm gelir falan diye biz korkutulurduk. İlkokulda böyle kitaplar vardı. Hemen kendimiz söylerdik, kendi kendimize. Ezberlemiştik. Amerika bizim dostumuz, Amerika bizi korur.
Çünkü Amerika süt tozu veriyordu, Amerika silah veriyordu. Amerika subaylarını gönderip subaylarımızı eğitiyordu. Başkentimizin merkezinde Amerikan binaları vardı. Barış gönüllüleri adı vardı, altında. Hepsi vardı. Şimdi bakın, o zaman halka dönüp de ya bu halk da ne kadar yobaz. Gidip %47 oy veriyor, teslim oluyor, ayağa kalkmıyor. Biz ne yapsak, çağırsak, doğruları göstersek de kararını kimse değiştirmiyor diyemez. Deyip diyemezsin. Bunları yapmışsın devlet olarak da. Siyaseten de, sivil olarak da, asker olarak da yapmışsın. Halk başkalarına sığınmaya alışmış. Şimdi işte %70 nereden çıkıyor, ona gelebiliriz. Evet, şimdi %70'i açıkladınız. Peki. Şimdi mesela diyor ki bu, biz diyoruz ki, İşte ABD ve AB destekli PKK saldırıyor. Sınırlarımızın güvenliği için dağların hemen ötesinde kamplar, karargahlar basılsın. Ve çünkü ulusal bağımsızlık bunu gerektiriyor. %70 ne diyor peki? %70 tabii sizin gibi düşünmüyor. Siz şimdi mitingler yapıyorsunuz, televizyonlarda program yapıp diyorsunuz ki aslında Irak sınırını geçsin, PKK saldırıyor. Bu bizim ulusal güvenliğimize, sınır güvenliğimize girsin dediniz. Değil mi? Ve bunu diyenlere oy vermedi halk. Yani %70. Evet. O neden böyle diyor? O biliyor çünkü. Aptal değil ki halk. Sınırın öbür tarafında Amerika olduğunu biliyor. Sen istediğin kadar Barzani de, Bağdat de, Talebani de, kim dersen de Amerika olduğunu biliyor. Sınırı geçersen gürültü patırtı çıkar diyor. Borsa allak bullak olur diyor. İstikrar mı bozulur? İstikrar demeyeyim. Dolar yükselir. Borçlar artar, arabanın taksiti var, dükkan gider, köylü traktör almış taksitle, banka kredisi değil mi? Hı hı, hı. Ya şimdi Amerika ile dalaşırsak, sınırı geçersek traktörü de ödeyemeyiz. Belki Japon arabası aldınız kızınıza. Herkesin bir tane Japon arabası var ya, benim de var. Çoluğuna çocuğuna alıyor şimdi arabaları. Ev taksit almışsınız bir süre. Peki %70 bunları düşünüp de gidip ki mesela bunların, diyor, biz diyor hiç geçmedi. Bunların soygunu var, bunların şeyi var. İşte oğullarına gemi, villa vesaire alıyorlar. Ama Nurgül Hanım, bu çok komik oluyor bunca yıl sonra. Şimdi kaç yıldır iktidar olanlar böyle fırsatlardan faydalanıyorlar. %70 de diyor ki ya bunları yapmayan mı var? Kaç yıldır yapılıyor diyor. Herkesin de yanına karsa kar kalıyor. Kar diyorsanız kar olarak kalıyor. Bunlar da yapıyor. Yapıyor, ne var bunda diyor. Alışmış durumda. Bitmedi ama. Bir sürü dışarıdan da para girdiği için Türkiye'ye paylaşılacak şey büyüdü. Ben şöyle diyorum. En tepeden başlıyor paylaşma. Aşağıya doğru, vatandaşa doğru inmeye başlıyor. Azalıyor, çok alıyor. Pay alıyor. Bir şekilde pay almaya başlıyor. İstikrar da bozulmuyor. İstikrar da bozulmuyor. Ha, bu Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlardı. Şimdi de Amerika'ya yaslandık veya İngiltere'ye. Yani bir şekilde şimdi, bu düzen devam ediyor. Ama burada güzel bir yan var. Bu son dönemler için söyleyebilirim. Bu dediğiniz vatandaş, sizin şikayet ettiğiniz işte o ona, çocuğuna şirket alıyor, öbürü gem alıyor falan diye yakınıyorsunuz ya seçimlerde de. Yok canım, yakınmıyor. Bazı parti Nasrettin Hoca'nın hesabına dönecek zaten. Niye yakın? Bazı parti genel başkanları da seçim propagandasında böyle şeyler söylüyorlar diye, gemiydi değildi falan diye. Bence yanılıyorlar. Neden? Halk buna itibar etmiyor. Bunlar gizli değil ki. Adamlar gizli bir şey yapmamış, şeffaf yapmış her şeyi. Ticaret olarak görüyor. Yani şeffaflık ticaret çıkıyor. Anladım. Nuriye Hanım, ticaret. Demokratik bunda, ticaret mi oluyor efendim? Peki, demokratik bir ticari. Bunu beğendim ama. Şey oluyor. Peki biz diyoruz ki şimdi Vakıflar Kanunu çıkarttılar. Vakıflar Kanunu 301. Bunların hepsi bize çok büyük sıkıntılar olarak geri dönecek. Ey millet, bunları görün diyoruz. %70 ne diyor? %70 aslında daha gerçekçi davranıyor. Siz geçmişe takılmış durumdasınız. Bunu alay olsun diye söylemiyorum, ciddi söylüyorum. Siz gurur, onur, aç kalalım ama biz olalım bağımsız diye olalım. Bağımsız olalım, kimse bize karışamasın diyorsunuz. Ama vatandaşlar çoluğunu çocuğunu geçindirecek, büyütecek, tarlasını ekecek, hasat yapacak. O nasıl bakacak bu işe? Yabancılar gelsin, alsın, ticaret olsun. Kıyılarımızda işte villalar alıyorlar İngilizler. Koloniler olsun. Tabii ki alışveriş yapıyorlar. Hareketleniyor. İnşaat çoğalıyor. İnşaatlarda çalışanlar çoğalıyor. İnşaat malzemesi satıcıları var. Teknisyenler, ustalar, işçiler var. Durdu ama şimdi işte.
Canım yarın da başka bir şey çıkar. O öyle görecek. Ben bunu daha tipini söyleyeyim size. Siz dediniz ki 1 Mart 2003'te meclise tezkere verdiler ya. Evet. Siz dediniz ki vallahi biz komşularımıza bizim topraklarımızın üzerinden asker gitmesini istemiyoruz. Komşularımızın işgal edilmesini istemiyoruz. Biz Türkler özellikle buna karşıyız dediniz. Hı hı. Değil mi? Böyle gittiniz. Meclisten de tezkere geçemedi bu yüzden. Hı hı. Peki sonradan da döndünüz. Vatandaşa şikayet ediyorsunuz şimdi. Tezkere böyleydi, şuydu, Amerikan işgali falan filan. Ama bu işgale destek olanlar, bu tezkereyi getirenler büyük oylar almaya başlıyor. Siz sanıyorsunuz ki halk bunu anlayacak. Hatta bazıları da diyor ki onlar da Müslüman, bak Müslümanları öldürüyorlar. Ya siz Müslümansanız izin vermeyin buna, yapmayın diyorsunuz. Bakın bunlar destek oluyor, şikayet ediyorlar. Hı. Ama halk gidip %70 başka şeylere oy vermeye başlıyor. Neden? Neden? Siz diyorsunuz ki Amerikalılar İskenderun'dan gelip kuzeyden Irak'a girmesin dediniz. Tezkereyi çıkartmanız. Peki yurttaş niye şöyle bakmasın? Amerikalılar gelir, geçer, hatta üst kurar, ticaret artar. 100 bin Amerikalı belki sürekli. Tabii ki alışveriş olur. Çıkmaz. Çıkmaz, alışveriş olur, ticaret artar. Hem her yere giriliyor zaten. Sınırların önemi yok ki. Küreselleşme. Bunu sen anlattın zaten. Sen anlattın, aydın olarak anlattın. Sonra da tersine çevirmeye çalışıyorsun. Şimdi bugün güncelle bağlayarak söylemek efendim istiyorum. Sizinle %70 arasında ciddi fark var bu yüzden. O küreselleşmeyi bence anladı. Benim ilginç bir şeyim var. Ve benimsedi mi diyorsunuz? Benimsedi. %70. Anladı. Çünkü neden? Para piyasasının dünyada birleştiğini gördü. Paralar akıp duruyor. Bunun ticarete nasıl yansıdığını da gördü. Pay da aldığını farkında. Bir sürü malı. Onun sevdiği olsun olmasın. Tabii dışarıya satıyor, alıyor. Çin'den mal getiriyor. Yani bir gün federal olmuşuz, çok önemli değil. Hiç önemli değil. Gidiyor. Koloniler olmuş. Seçimde bunun en tipik örneği nedir? Ben size söyleyeyim. Bunu Kenan Çebiyan'ıyım şimdi. Ordu'da miting yapıyorlar. Fındık mitingi. Hı hı. Tarihte görülmemiş mitingler oluyor böyle. Hükümeti eleştiriyorlar. Hı hı. Artık orada hükümetin partisinin hiç oy alamaması gerekir. Öyle düşünüyorlar. Sonra her şey şemsiye gibi tersine dönüyor. O mitinge gelenler, protesto edenler şey yapıyor. Neden? Çünkü onlar küreselleşmenin farkına vardılar. Neyin? Paranın nasıl işlediğini farkına vardılar. Dediler ki ya hükümete kızıp şey yapacağımıza, fındığı hükümet son anda biliyorsun sonradan mesela 3 kuruş daha fazla vereceğim dedi. Hı hı. Onlar vatandaşlara dediler ki ya bu garanti hiç olmazsa az, ama bu verecekleri para garanti. Çünkü bu hükümet dışarıdan alabiliyor, borç alabiliyor, piyasayı çalıştırabiliyor. Yabancılara engel olmuyor. Bizim Kenan Cevi'nin temsil ettiği siyasetçiler de diyor ki bağımsızlık, onur, ey ordu, fındıkçılar, fındık. İstiklal. İstikbal mi, istiklal mi? Gibi, İstikbal değil mi? Dediler, söylüyorlar. Değil mi? Tabii ki olay bu. Demek ki kimlik, anlayış, ahlak değişmiş. Hatta bence Cengiz Çandarlar'ın, yani ikinci cumhuriyetçiler diyorlar ya, hı hı, bu küreselleşmeyi benimsetmek için o kadar uğraşmalarına bile gerek kalmadı. Bizim esnafımız bu ticaretle, bu işlerle, bu işi kavramış olan, hele dışarıyla iş yapanlar, hı hı, bu işi çözdüler. Boşuna para vermesinler mi Cengiz Çandarlar'a? Bence de vermesinler. Yani bizimkiler bu işi kavradı. Amerikalılar da, İngilizler de uğraşmasın. Kraliçe de o kadar yorulmasın. Hem de bu işleri dinle de yaptılar. Şeyhler, şıhlar da paylarını, hı, alıyor. Biliyorsunuz şeyhlerin, şıhların holdingleri var. Benzin istasyonları var. Tabii. Ticaretin parçası oldular. Yani sizin Cumhuriyet Devleti'niz yok artık. Boşuna direnmeyin diye söylüyorum bunları. Lafı var. Kim direniyor şimdi? Yargınız direniyor. Yargınıza da ne gerekiyorsa yapıyorlar. Ben Doktor Rıza Gücü'nün mesajını da okudum da söylediği bir laf aklıma geldi. Geçenlerde Ankara'daydı, hı-hı, görüştük de. Dedi ki Cumhuriyet tasfiye ediliyor. Hı-hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ele geçirilmek suretiyle, hı-hı, Cumhuriyet tasfiye ediliyor. Şimdi bir tek cümleyle özetliyor aslında. Evet. Ben şöyle söylüyorum. Orada gördüğümüz ışık trenin, hı-hı, ışığı mı üzerimize gelen, yoksa o tünelin sonundaki ışık mı? Ben yine de tünelin ışığını, trenin, hı-hı, ışığı değil tünelin ışığı diyorum. Çünkü, hı-hı, bu ülkenin, bu Türk milletinin asli mayası, asli
genetiği. Yani yapamayacaklar, olmayacak diyorum. Türkiye Cumhuriyeti, tabii ki bizim Amerika ile İngiltere ile ilişkilerimiz olacak. Hı hı. Bizim karşılıklı ticaretimiz Avrupa Birliği ile olacak. Ama biz bu ulusal onurumuzu ve bağımsızlığımızı koruyarak yapacağız diye iddia ediyorum hala. Bu konuda siz ne diyorsunuz? Ben bu konuda çok büyük şeyler söylemekten kaçınıyorum. Susma hakkımı kullanamıyorum. Çünkü uluslararası düşen ateşi, bu işlerin nasıl yapıldığını yazan kişi olarak, Orta Doğu'da Mustafa Kemal'in ve askerlerinin büyük ordunun yenilmesine rağmen 58 gün nasıl yenilirken bile savaşarak yenildiklerini yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Ben bunu içimde yaşattığım için söylüyorum. Evet. Ama diyorum ki size, şimdi gerçekçi olmak zamandır. Duygularınıza katılıyorum. Ben de diyorum, ben savaşmadan ölmem diyorum mesela. Evet, benden çok ama önemli. Benim sağlığımda, benim ömrümde zafer olup olmayacağını bilemem, kestiremem. Şu andaki durum bunu gösteremiyor. Için, evet, tamam. Yani şimdi bu. O zaman insan için şöyle bu. Diyelim o zaman. Şerefimizi, onurumuzu, gururumuzu, insanlık erdemimizi, hı-hı, Türk olarak diye tüm insanlığı düşünerek, hı-hı, söylüyorum. Erdemimize saygımız varsa, dindarlar için özellikle söylüyorum, en iyi onlar anlamalı bunu. Öteki ki dünyayı da düşündüğü için. Anlıyorlar. Ve buna sahip çıkıp bundan taviz vermiyorsanız siz en azından teslim olmazsınız ve ölürsünüz. Mustafa Kemal'in dediği gibi, hamaset yapmıyorum. Ötekiler de ne yapmışlar? Dünyanın yeniden işgal edildiğini kabul etmişler. Amerika patron, Avrupa patron. Taşeron olalım, içinde olalım diyorlar. Bu da onların inançları olmuş. Çoğunluk öyle. Halk da sizin arkanızdan gelmiyor şimdilik. Ne zaman, ne olur, nasıl gelir? Bunu ayrıca düşünmek gerekiyor. Fakat ben bu şeyde, çok kısa 2-3 dakikamız kaldı ama izleyicilerimize lütfen, çok önemsediğim, hı-hı, için bu inanç meselesi nasıl değişiyor? Yani nasıl onlar, dedim ki biraz önce masada, hani insanlar, evet, orada inanarak da orada oturuyor olabilirler. Gerçekten buna zaman içerisinde inandırıyorlarken, yani küreselleşme aslında iyi de bir şey. Sonra dünyayı öyle algılamaya başlıyor. Evet. İşte burada aslında adım adım bir düşünce sistematiğini değiştirme. Evet. Tabii ki. Kriterleriniz var sizin. Yani tabii, bu tabii. Size de vahiy inmiyor. Oturup araştırıyorsunuz sonuçta. Evet. Amerika bunu nasıl açıklıyor ve nasıl gerçekleştiriyor bunu? Önce şimdi bütün bir toplumu tek tek adam tutarsanız propaganda ile bu işler olmaz. Bütün toplumun anlayışını değiştirmeniz, hı-hı, gerekiyor. Hı-hı. Onu yepyeni bir anlayışa inandırmanız gerekiyor. Hı-hı. İşte demin dedik ya, dünyanın öyle olacağına inandı çoğunluk. Hı-hı. Nasıl yapıyor bunu? Bunu tabii pat diye getirip size hap yutturarak falan yapmıyor. Bu basit ilişkiler kurarak yapıyor. İşte ağı böyle kuruyor. Bakınız neler yapmış. Önce dernekler kurmuş, değil mi? Hı hı. 3 kişi, 5 kişi derken bunlar diyelim ki böyle dernekler. Kadın derneği, şu derneği, gençlik derneği, arı derneği, tesevi. Bunların içine eski devlet adamları girmiş sonra derneklere. Hı hı. Orada bitmemiş. Asıl yer neresi? Asıl yer akademisyenler. Yani gençliğinizi yetiştirenler. Hı hı. Sizin gençliğinizi üniversiteye yetiştirenlerin çoğu, dikkat edin şimdi, çok bilgili olanlar, Amerika'da eğitim görüp gelmişler. Hı hı. Aralarında çok az yurtsever kalmış. Onlar gençliğinizi inandırıyor dünyanın böyle, hı, olacağına. Ama ne olarak? Sosyoloji dersinde inandırıyor. Ama nerede? Mühendislik dersinde inandırıyor. Hı hı. Siyaseten görmüyorsunuz genç olarak ama bunu yaşıyorsunuz. Bilgisayar çağı diyor, bilgisayarla uğraşırken şey yapıyor. Ve o akademisyenlerinizi bu sefer içerideki akademisyenleri etkiliyor. Sonra konferanslar düzenlemiş, anlatıyoruz ya. Hı hı. İşte yuvarlak masası konferanslar, hı hı, sizin şimdi değer verilmemiş olan profesörler, algılamanız değişiyor. Giderek bakış açınız değişmeye başlıyor. Hı hı. Ama ara yerde o dernekleriniz gençlerle, halkla ilişkiler kuruyor. Hatta siyasal partilerinizin içine giriyor. Onlarla casus gibi değil, partilerinizle anlaşma yapmış. Gazeteciler. Parti içi eğitim. Anadolu'daki gazetecileri eğitiyoruz demiş. Ha, giderseniz kursa ne güzel, gazeteci ilkelerini anlatıyor. Ama bir şey de yerleşiyor size. Alman Konrad Adenauer, Stiftung. Yani Alman Hristiyan Demokrat Partisi. O kadar da kötü değilmiş. Ne güzel şeyler öğretiyor diyorsunuz. İşte inancınız başladı, güveniniz arttı. Güveniyorsunuz. Ve bunu üstüne üstlük Türkiye Cumhuriyeti'nin Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü destekli de yaparlarsa, bilemiyorum, yapmak o zaman da olabilir. Şimdi
zaman yani... sonucu şöyle söyleyelim. Bir yandan da eskiden şöyleydi. Ajan gelecek, propaganda yapacak, gizli gizli casuslarınız olacak. Değil. Sınırları açmışsınız. Serbestlik var demişsiniz, düşünce özgürlüğü demişsiniz. Ama düşünce özgürlüğü demek yabancının gelip sizin içinizde propaganda yapması, muhbirlik yapması demek değil ki. Ama siz karıştırmışsınız. Neden? Şundan. Yabancı gazeteci gelmiş, muhabir. O gazeteci haber yapıyor. Makale yazıyor. Değil mi? Ne kadar özgür bir ortam. Artık burada ajan çalıştırmaya, casus kullanmaya gerek var mı? Bitmemiş. Ağ kurmuş. Para vermiş onlara. Türkiye üstüne bir sürü çalışma, din çalışması, imam hatip araştırması, ordu falan. Bunun dolarlarını vermişler. Eurolarını, marklarını vermişler. Ne acı, biliyor musunuz? Şimdi bakın Nuriye Hanım. Bunu verdikten sonra o dernekleriniz, şeyleriniz, bütün bu çalışmalarını yazmışlar, çizmişler. Yabancıya vermişler. CIA'ya gerek var mı? Ne güzel rahat çalışıyorsunuz. Onu söyleyeceğim. Acı. Yani üstüne üstlük de bunu, bir de bu argümanları kendi adamlarınıza söyletmeleri kamuoyunda çok daha inandırıcı. Tabii ki inandırıcı oluyor. Çünkü kendileri oluyor. Söylemiş olsa, kendi gazetecileri örneğin, evet, yabancı kendi diye din adamları, doğru söylüyorsunuz. Kendi devlet adamları veya kendi politikacıları söylese, evet, bu kamuoyunu etkileyemezsiniz ama bu argümanları, sizin çok son derece doğru söylüyorsunuz. Çünkü şöyle, ben üniversitede biliyorum, hayatımda kısaca söylüyorum. Yabancı, evet, hocalarımız vardı. Çok da değerli profesörler vardı. İyi öğrencilerdik. Ama ne de olsa yabancıya. Bizim de mayamızda yabancıya karşı bu Kurtuluş Savaşı'ndan beri bir uzak durmak var ya. Çok sempatik bulmazdık. Ama sonra şimdi öyle değil ki. Şimdi yerli işte. Bugün 14 bin tane Türk genci Amerika'da master doktora yapıyor. Artık yabancı devletlerde ömürlerini oraya vermiş, hatta oranın vatandaşı olmuşlar. Sizin meclisine girmiş, milletvekili oluyor. Evet. Yani geleceğini Amerika'da kurmuş, İngiltere'de kurmuş. Şimdi soruyorum, hatta söylüyorum. Bir sürü gazeteci arkadaş var ya, görev görevdir. Ben değilim. Biraz da onlar çalışsınlar. Meclisimizde kaç tane yabancı uyruklu milletvekili olduğunu tespit etsinler. Irkına, mezhebine, cins şeyine bakmadan. Ha, bunun yararı sadece olur mu derseniz, olmaz. Çünkü Amerikan devletiyle başkanıyla fotoğraf çektirdiğiniz zaman Bush'la, bizim halk daha çok seviyor. Çünkü diyor ki Amerika ile dost. Başımız derde girmez diyor. Sayın Yıldırım, bunları siz mi yazıyorsunuz diye bazı gazeteci arkadaşlar da işkilleniyorlar ama size ve yüreğinize efendim teşekkür ederek. Bu nedir efendim? Efendim, sizin şiir kitabınızdan izleyicilerimize ilk kez de böyle bir... Şimdi bu kadar sert siyasi mücadele ederken ben de şimdi şiir kalır mı? Evet. Evet. Hemen kız niçin şiir diye bir tek şey söyleyeyim. Bizim Türk insanı böyle kalın kalın kitaplar olabilir, okur, sever sevmez ama en net anlayabildiği şey şiir ve Türk. Bu dönemde bu toplumun dertlerine, evet, geleceğine, evet, çare olacak. Çok da önemli. Şiir pek yazan yok, hep sızlanıyor, yok, herkes. Onu söyleyeceğim, evet. Bu şiiri kendime uzun yıllar bu yüzden dert etmiştim. Teşekkür ederim. Evet. Bunu okumamı mı istiyorsunuz? Lütfen. Bu kitabın biraz da adı gibi oldu. Evet. Ses şiirimi okuyayım size. Evet. Karanlığa kattım sesimi. Kapıların altından sızsın evlere. Uyandırsın gecikmiş sevdaları. İsyanı tutuştursun tan yere ağrırken. Anlatsın tek kişilik mutluluk olmadığını. Suya saldım sesimi. Okyanuslardan kıyılara vursun. Kara kuru çocuklara fısıldasın. Az kaldı desin. Pek yakındadır kurtuluş. Kara çelik olup beyazın zincirini kırsın. Buluta yolladım sesimi. Dağların arasından sıyrılıp geçsin. Yoldaş olsun atlara atsı bozkırlarında. Dayanın desin. Az kaldı, teslim olmayın. Yağmur olup sararmış sevdalar ıslatsın. İçime attım sesimi. Haksızlığa karşı öfke biriktirsin. Çatlatsın nasır bağlamış yürekleri. Küllenmiş erdem volkanını ateşlesin. Zırhını delip sevdanın ruhunu kanatsın. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, Bir Gündeme Dair'den bu akşamlık da bu kadar. Hepiniz hoşça kalın, sağlıklı kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyorum.